Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi hayat ve içeriği lemalarda hayatın 29 tane hassası bahsediliyor. 29 tane. 29 tane hayatın, biz hayatın nesine şahitiz? Yeme, içme. Bu hayatın kendisi değil. Bu hayatın sıfatıdır. Biz hayatı bilmiyoruz. Hayatın kendisine şahit değiliz. Hayatın sıfatına şahidiz. Eylemdeki hali. Üremeyi, mideyi biliyoruz. Canlılık işte görüyoruz. Hayatı bilmiyoruz. Yani bildiğimiz bir şey gibi gözükürken bilmiyoruz. 29 tane emniyetli, kıymetli hassaları diyor. Bu da sıfatları. Kendisi değil. 29 tane sıfatı var. Biz sıfatının eylemsel halini biliyoruz. Nasıl ki taakkul sistemdir dimağda, eylemsel hali akıl. Şimdi hayatı bilmiyoruz. 29 tane hassası, bir daha tekrar ediyorum. 29 tane sıfatı bahsedilmiş. Kendisi bilmiyoruz. Bizim şahit olduğumuz hayatın kendisi değil, sıfatı değil, eylemsel halini biliyoruz şu anda. Şimdi şeye girmek istiyoruz böyle, hayatın sıfatına, hayatın meratiplerine. 506 sözler. 506 sözler. Orayı açayım. Şurası. 29. söz. Hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile, hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesinde, odalarında gezdiği gibi o ziyayat kendi aklı ile, ama dediğimizi böyle hayal ettiğiniz zaman evine geçiyorsun, odalar var, akılla dolaşıyorsun. Kendi hanesinde gezdiği gibi hayatın bir şuuru var, dışa vuruşu, bir de aklı var, dışa vuruşu. Onunla yapılmış. Şimdi şuur ile, akıl ile insan kendi hanesinde dolaştığı gibi insan aklı ile bir, avalim-i ulviyede, iki, ruhiyede, üç, cismaniyede gezer. Tamam, cismaniyeti hatırlattı değil mi? Evet. Cennet de dahil. İzah ediyor. Yani o zişur ve zihayat. Manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirat-ı ruhuna misafir olup iltisam ve temessül ile geliyorlar. Aşağıda sordun ya, felsefe geliyor, nübüvvet gidiyor. O zişurun ve zihayatı manen o alemlere misafir gittiği gibi insan gidiyor. Bir geldim, bir daha geldim evine, bir daha geldim, bir de diyorum da sen gel ya. Onları biz zorlaya zorlaya, yani tefekkür edeye de, meşgul ola ola, o alemlere biz gidiyoruz. Yani gidiyoruz, fikren gidiyoruz. Sonra o alemler iade-i ziyaret için misafir olup, neyle bak misafir? İltisam ve temessül ile geliyorlar.
Burada hepsi tabir. İrtisamı bileceksin. Temessülü bileceksin. Miratı bileceksin. Miratı bileceksin. Şuuru bileceksin. Hani bilmek. Cismaniyeti bileceksin. Aklı bileceksin. Şuuru bileceksin. Şuuru bileceksin. Ziyayı bileceksin. Ziyayı bileceksin. Nuru bileceksin ila ahir. Tamam? Şimdi yürüyeceğiz. O ilk şeyi okumadınız mı abi? Ne? Hayat tabaka insani olan en yüksek mertebe çıktıkça. Çıkmadı. Orayı okumadım daha. Niye? Kusura mı okumadınız? Yani şey için kasten okumadım. Tamam. Şey yaptım böyle. Bir hayatın şeyine bir bakayım böyle. Onun üzerine yürüyeceğiz. Bunu bir bakalım. Çok iyi gün. Yani ziya miya ile meşgul olalım ya böyle şuurla. Gerçi şuur senin sağın. Çalıştık zamanında bir parça. Evet. Yani niye ben biraz şey yaptım. Keyifli bir şey yani der. Sonuç ben biraz havamız iyi. Siz şuur. Nasılsınız bilmiyorum. İyi misiniz Gafur? Elhamdülillah abi. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Inşallah. Bu kaç sayfa yazılmış? Belki de bir ay olmadı, 15 gün. Şu kırmızı olan metindir Risale'de. Bir ay, bir 15 gün var. Bu kadar sayfayla. 60'lık değil mi grubu? Şu kadar. Yani 15 gün var ama 15 gün böyle bir bakayım falan tarzında değil. Tuvalet, namaz hariç. Her şey bunlar. Peki. Hayattan şuur çıkıyor. 29 asasında. Şimdi abi biz hayatın kendisini okuyacağız değil mi? Yani hayatın mertebe-i insaniyedeki karşılığını ya da mertebe-i nefsteki karşılığını değil. Biz hayatın kendisini konuşacağız şu an. Hayatın kendisini değil sıfatlarıyla. Sıfatlarla konuşacağız. Tabii kendisini. Burada hassaları diyor burada. Tamam. Yani ne konuşacağımızı ben tamam. Tamam. Yani eylemsel hali değil. Yani görüyorum, işitiyorum böyle basit şey. Hayatı var, görüyor. Hayatı var, duyuyor. Şuralarda var ya, ayet-i kübrada. Yürüyor. Ondan bahsetmeyeceğiz yani. O eylemsel hali. Hayatın sıfatlarına gireceğiz. Akıl ile içine gireceğiz, içine. Yani hayat, bak hayat şurada. Tabaka insani burada. İnsan üstün. Bu hayat tabaka insani çıktığı zaman ne oluyor? Çıkmadan önce nerede? Çıkmadan eylemsel hal. Yani oraya ne diyeceğiz? Beşeriyet. Yani. Zaten geliyor. Beşerdeyiz biz. Evet. Yani insan değiliz daha. Beşer de şöyle desek, nebati, hayvani, şeyi cemali yer mi? Yani oradan öyle bir sıyrılarak daha bir üst şeye mi çıkıyor? Nasıl evet. Böyle? Mesela böyle bir kap düşün. Kimyasal böyle bir sürü... Mandalina suyu var, portakal var, limon var, maydanozun var, havucun suyu var. Karma. Yani Charles Darwin mesela hücreyi kurup insanın evrim geçirdiği demesinin gerekçesi şuydu. Darwin döneminde hücre bilinmiyordu. Yani DNA yoktu. 35'te netleşti. DNA vesaire. 1876'da gitmiş. Niçin söylüyorum? Ne alakası? Niye atladı? Onlar zamanında hücre balon gibiymiş. Balon. Maydanoz suyunu koy, portakal suyunu koy, havuç suyunu koy, sıvıların torbası. Okuduğum için, çok meşgul olduğum için biliyorum. Böyle biliniyordu. Onun için aklı şey yapınca aklım gidesi geliyor dedi. Şey gözü hatırlayınca aklım gidesi geliyor. Niye? Ha şimdi biz niye bunu dedim homojen bir? Bu balon yani zıtların cimi. Yani... İtme, çekme, sevme, nefret etme, haset, hazmetme, zıtların cemi bütünlüğüne beşeriyet diyoruz. Bizim beşeriyet. Bunlar da bu beşeriyet kovasından, küresinden, torbasından neyse, bu bütünsel, homojen ama böyle karma. Buradan sıyrıldıkça güzel sıfatların, arif, kamil, cemi, vefa, sadakat, sadakat ulvi bir sıfattır vesaire. Bunlar böyle sıyrıldıkça burada oluşanın adı insandır. Yani elinizde göstermeyin. Doğru yapalım şöyle. Beşeri ama uzun olur da böyle. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 20'si. 20 Şubat. 20. 2020. Hep ikiler ya Allah. Oo. 2002. Hep iki. Evet, enteresan. İremer.
Haven. Öyle mi? Doğru mu yazdık? Doğru abi. Mekan yazdık. Şey, hayat, tabakayı, insaniye, niyeye çıktı vakit. Şimdi beşeriyet zıtların cemi. İnsan ise kamil sıfatların cemi. İnsan mı, insaniyet mi diyelim? İnsan, insani daha iyi olur. Şey nerede? Heh. Olur olur. Daha doğru söyledim. Yalnız ondan sıyrılmamız gerekiyor. Bak üç defa olacak. Sakın hayata ben şu canlılık anlama. Sakın ha. Büyük bir varta olur. Canlılık hayatın sıfatlarının eylemsel halidir. Şu anları verir misin bana, benim şu anlarımı? Verebilirsen onu... He, bak şimdi. Bunu da diyecekler ya. Nasıl kitaplar o falan var. He, ondan sonra yedinci mesele. Bak şimdi. Onu göstermem lazım da. Bak akılda, bak nasıl çıktı karşıma. Akıl ve kalp gibi çok aletleriyle. Kalp da alet. Şimdi bak şurada. Hemen göstereyim abi. Hiçbir çirkin. Hani. Heh. Hayatın alameti. Alameti yani. Bak kendisi değil. Hayatın kendisi var. Hassaları var. Kaçın fiili. Sonra? 146 şualar. İşitmek. Bilmek hayatın alameti. İşitmek dirilik emaresi. Görmek dirilere mahsus. İrade. Bak irade hayat ile olabilir. İhtiyari iktidar zihayatlarda bulunur. Tekellüm ise, konuşmak ise bilen dirilerin işidir. Evet, tamam mı? Bu de hayatın delalet ediyor hayatına bunlar. Hayatı kendisi değil. Kendisine değil. Orada ses geliyor. Ha orada birisi var. Aa bizim İsmail. Farkı gibi. Kendisi değil. Burada zaten hastaları diyor. Lemalarda hayat bahsediyor. Tamam mı? Şimdi zıtların cemi. İnsan. Babı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Şimdi 11. hakikat var 10. sözde. Haşir. 11. hakikatta. Orada insaniyetten bahsediyor. İnsan değil. İnsaniyet alemi var. İnsaniyet alemi var, insaniyet. Tamam. O insaniyet aleminin tam 19 tane sıfatı var. 19 tane. Şimdi o 19 tane sıfat besmelenin harflerine denk geliyor. Burada mısın? Burada. 19 tane sıfatı var. Ama insanı tarif ederken 20 sıfatla tarif ediyor. Şualar 218. İnsaniyet alemi hariç insan ayrı.
Tamam. Şimdi tabirlere geliyoruz ki onun üzerine bina edeceğiz konuşmayı. Fark ne abi 20. Bir o, tanesi insaniyet makamına çıkmak. Yani insanları. Diğer 19'u bitişik mi? Yani aynı şeyden mi bahsediyorsa 20 madde ayrı 19 madde ayrı mı? Ayrı ayrı. Ha, tamam. Bir tanesi insaniyetten anlat. İnsanlık alemi. Yani tabaka insaniye. Oraya çıkacak insan. Yani bab-ı insaniyet, insanlık aleminin kapısı. Yani beşerin insan olması yolundaki sıfatlar 20 tane. Ama o tabakanın vasfı 11, şey 19. Anladın mı? Tabaka insaniye. Mesela şöyle diyeyim. Mertebe-i hayat kaçtır? 5'tir. 5'tir. Tabaka insaniye çıkmak için bunları kat etmek gerekiyor. Mesela bizim bir tane tabakaya bizim hayatımızdır. O beşeriyet söylüyor değil mi? Bizim dediği o birincisi. Bizi beşeriyet. Bizim hayatımız çok beşeriyet. Çok kayıtlıdır. Çok şeylerle kayıtlı bizim. Sonra şey Hızır ile İlyas diyor. Sonra İsa ile İdris. Sonra Şuheda. Sonra Kabir. Kabir hayatı. Bu birinci sual. 5 tane sual var. İkinci sual ne? Halakal mefta vel hayati liyeblu ve kümme yukum asın amala. Mefta hayatı söylüyor. Ne alakası var bununla? Hayat anlatırken mefti koyuyor. Hayat anlatırken mefti koyuyor. Mefti. Hayatın tabakalarından mefte geçiyor. Mefti geçiyor. Hayat mefti anlamlaşıyor değil mi? Yani meft bizim bildiğimiz ölüm değil bu. Ölüm değil bu. Terisiyeti anlatıyor. Eğer tabakalar, yani hayat tabaka insaniye gitmek belki mevk manasında yani. Geç. İşte bir şeyden sıyrılmak için bir yerde öleceksin, bir yerde doğarsın. Bir yerde doğmak için bir yerden sıyrılman gerekiyor. Onun için o da bahsediyor. Yani ölüm beşeriyetedir. Mevt ise insanadır. Peki ölüm nedir? Bedenden ruhun çıkmasıdır. Ölüm. Meft ise ıtlak-ı ruhtur, tahvili vücuttur. Zindani dünyadan bostan cinana çıkmaktır. Yani aleminde alemlerin açılması gül gibidir. Yani meft teristir. Öyle bir şey yok yani. Ölüm yok onun içinde. Ölmeden önce ölmek mi oluyor? Sen beni uykumu getireceksin. Bir yere bir geç böyle. Tam karşıma geçmesi yapıyorsun ya. Geç kaçar. Karını anlamadın sen. Ölmeden önce ölmek mi oluyor? Ölmeden önce ölmek. Mevt kardeşim ölüm değil. Sakın ha. Bak ellezi halakal mefta vel hayate liyeblukum eyyukum asana bana. Dikkat edin. Nazm-ı manisine tabakayı anlatırken tabakaya ait 5 tane. Ondan sonra bu soruya geliyor. Ne alakası var bu? Şuhada hayatı. Bak bizim beşeriyetimizdir. 2. İdris ve İlyas aleyhisselam. 3. Hızır İlyas, İdris İsa, Şuheda, sonra kabir hayatı, sonra hayatın şeyi. Bu mertebe yani. Yani mefte geliyor, mefte meteris oluyor işte. Daha yüksek, işte bunun en yükseği tabakayı insaniye. Hayat diyor, tabakayı insani çıkarsa ne oluyormuş? O alemler senin aleminde misafir oluyor. Onu konumuz o. Onu ne anlayacağız abi? Yani onu okuyacağız. Yani bir öyle önden şuraya varmak istiyoruz diyebilir misiniz? Yani şu. Ama yani şimdi hani daha detaya girmedik. Ama bütün de amacımız yani böyle külliyete kesmek. İşte bir şey yazdım onu. Mesela o alemlerin bize gelmesi ne demek? Yani doğru. Doğru ne demek? Yani şimdi, hani ona göre bakalım. Tamam. Şimdi bak kardeşim. Biz insanı et ve kemik biliyoruz ya. Bu beşeriyet. Canlılığı da hayat biliyoruz ya. Bu da beşeriyet seviyesi. 18 bin alemi Allah nereye cem etmiş? Mesela bunu yakarsan duman ve nur çıkıyor. İki, yani bunun düşmanı ateş. Bunun içine koymuş.
Ve bu şekilde gözüküyor kağıt. 18 bin alem bizde. Tamam. Şimdi biz bu dersleri tefekkür ede ede maksadımız ne? Külliyat niye okuyoruz? Niye Risale'nin peşine koşuyoruz? İnsan olmak için. O alemleri alemimizde aktif etmek için. Kabiliyetlerimizi geliştirerek istidatlarımızı inbisat ettirmek için. 18 bin alem bizde nasıl aktif oluyor? Yani ölüm korkusu bedene ben demekten kaynaklanıyor ve bedenden ruhun çıkmasından kaynaklanıyor. Öyle düşünceden kaynaklanıyor. Bu derslerle ölümün beşeriyeti olduğunu ama makam-ı insani, insan tabakasına çıkmak veya bu işlerle zorlamak, alemimizde bir gül goncası gibi ustad diyor 409. sayfa mektubatta. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Bu açıldıkça hayat oraları, buralara yaşamaya başlıyorsun. O alemler iade-i ziyaret edince, haşir meydanında bahsetmiyorum kabirden. Kabirden üstün. Cennetten de bahsetmiyor. Ve cennet isteğine ver onu. Yani o alemler burada aktif oldu mu 18 bin aleme ihata ediyorsun ve buradayken oraları yaşıyorsun. Ve bizim anladığımız gibi bu dünyanın olmadığını, Allah'ın seyrettiği bu alemin 18 bin alemin yani pekmez de tayinin sanki homojen karışımı var ya celal, cemal, kemal. Bu alemin karma yapıp celalle, cemale karma yapıp kemal insanla buluyor. Kemale dokun. Buzdolabı koy donmuş. Bu alemi şehadet. O alemler burada nasıl aktif olacak? Aktif olma. Olunca ne olur? Ana gayeyi söyledim. 18 bin alem burada taayyum ve teşahhus ediyor. Yani o alemler diyor, irtisam ve temessül ile geliyorlar. İrtisam, resimlenmek. Temessül ise, üç meslek var. Azrail'in insan canını alırken mektubatta. Bir tanesini güneş misalini veriyor. Bir tanesi Cebrail aleyhisselamın misalini veriyor. O Cebrail aleyhisselamın şeyini anlatırken aynı anda şarkı ve gargı kaplayan bir haliyle huzuru ilahide ve huzuru nebevide aynı anda. Ama aynı anda işte insan 18 bin alemi burada aktif etmek. Çünkü Cebrail'i bir mi? Cebrail'in de arkasında insanın mahiyeti. Bu derste hayat nasıl aktif olur? Ve hayat aktif olunca bizde ne olur? 18 bin alem tahayyüm ve teşahhus eder. Yani irtisam ve temessül eder. Açılır. Açılınca mesela bir tanesi dedi ki ya dedi bu çocukların dedi hizmete zarar şey yaptıkları şey değil. Evet, şeran bir şeyin suçlu olabilmesi için delil lazım. Bu şeriatın ruhsatıdır. Ama ehli kamil basiret, dirayet ve ferasetiyle, üçünün bütünlüğüyle delil aramaz. Fitne olmasın diye bir öne çıkartmıyor alimler. Ama Hazreti Ali söylüyor mektubatta radıyallahu anh. Onlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Delili yok. Bu adamın yaptığı böyle hizmet tamam. Zahir şeriat şeye sallıyorum. Yani dine zıt değil. Ama basiret, dirayet, ferasetiyle bilir ki bunun zihniyeti başka. Niye buraya girdiniz şimdi? Şimdi insan da bu derste basireti, dirayeti, feraseti artıyor. Amaç? Amaç bu değil canım. Netice verecek. Tabii. Bir neticesi. Bir neticesi bu. Başka? Başka. O alemler insanı da aktif etmesinden daha büyük gaye olur. O alemle, alemimizde irtisam ile gelmesi konumuz. Şöyle bir şey demiştim bu işle ilgili abi. Şimdi diyor ya ayette biz insanı en mükemmel surette yarattık.
Bu yaratılış Allah indindeki yaratılışmış. Sonra biz diyor en aşağılara indirecek. Nereye? Bu hayat tabakasına. Bu hayat tabakasında olanlar diyor, salih amelle ve Allah'ın emrine itaat ederek hayat yaşadıklarında bu sefer geldikleri yere diyor nazarlarını dikerler. Evet. Geldikleri yere nazarlarını dikince diyor, hedef orası olunca bu sefer diyor, orayla burayı bir yaşamaya başlarlar. Ölmeden önce ölürler. Bu işte. Yani buradayken hayatın sırrına vakıf olup geldiğin yere ulaşabilmek. Oraya ulaşabilmek. Yani geldiğin yerde nihayet olsaydı gelmeye gerek yok. Ya. Bu da değil. Yani bu bir versiyonu. İnsan geldiği yere gitmesi değil. Çünkü zaten madem oraya gidilecektir nihayet, neyse, gelmeye gerek yok, hikmetsiz olur. İnsanda Allah'ın takip ettiği sirri insanı var. Bu cennet alemi, 18 bin alemle aktif olmuyor tam. Bu alem şahit gerekiyor. Burada açığa çıkıyor değil mi bunlar? Açığa çıkıyor. Yani sanki onun için buradayız yani. Cüziyetten külliyet kesbetmek. Cüziyken küllileşmek. Küllileşmek. Yani mesela o irtisam etmesi, temessül etmesi de akrebiyetin ifadesi gibi. Evet, akrebiyet. Akrebiyet sana artık şey yapıyor. Sanki böyle hani bu tek şahsiyet manevi Muhammedi'yi gördüm var ya, üstad söylüyor. Hani girdim gibi. Oraya varmak, onunla mülaki olmak gibi. Yani evet, sen hamlettin, o sanki musafaha etmek gibi. Böyle tek olmak, erimek. Yani evet. Şimdi manada... cennette var bu mesele. Cennette Allah bize gözükecek ya. Şey Rabbimiz. Herkes Rabbini görecek. Ama Allah görmeyecek. Bu sırrı tevhid olabilir mi bu şey? Sırrı tevhid der, sırrı insaniyette. Ama bak, herkes cennette Rabbini görecek. Hı-hı. Allah'ı görmek ise alemi şahadette bu sıra vakıf olanlar razı olacak. Cennet herkes Rabbini görecek. Ondan geldiniz, ona döndüreceksiniz. Burada da Rabbimizi görmüyor muyuz aslında, evet, yani itikadımıza göre? Ha, ama bu görmek var, bilmek var, intikal var. Bu ayan etmek, yani açığa çıkartmak aleminde. Böyle bir sıra, insan benim sırrımdır, ben de insanı var ya, yani sır insanı geçiyor ya Risale'de, insanın sırrı. İnsanın sırrı bu böyle açığa çıktıkça en iyi fark ediyor, neyi alıyor. Tamam. Konumuz bu işte. İfade edebildimse de bilmiyorum, gittikçe de herhalde çıkacak. Tamam, yani en azından kafamızda bir hedef var. Bir şey yani var. Hayat, tabaka-i insaniye çıkınca ne oluyor? Çıkınca bir, o alemler bize irtisam ve temessül ile aktif oluyor. Bu sefer insandan takip edilen sır başlıyor. Sırrı insani buradan başlıyor. Oraya, buralara kadar, beş mertebe her, sırrı insani değil, ene bunlar. Ruhsal, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben. Enenin arkasına mı geçmiş oluyor? Enenin arkasına geçiyor bu derste. Ene değil artık. Şey yapalım mı şunu? Beşeriyet deyip insaniyet, abi. Alemler irtisamiyle geliyorlar. Şöyle yaz abi, şey nasıl hayal ediyorsun? Yaz abi. Yani biraz şeyle gidelim. Tamam abi. Artık alıştınız böyle, alıştık hepimiz. Tatlı olmayınca abi ders olmaz diyoruz artık. Yani. Yani Allah Resulü diyor ya, yabani kuş gibi, manalar kuş gibidir diyor. Geldiği zaman, konduğu zaman ayaklarından bağlayınız. Yani kaydedin. Abi o zaman insan mesela geldiği nokta itibariyle Rabbinden geliyor, sırra eğer... Ererse? Sırra eremezse geri Rabbine gidiyor ama sırra ererse bu sefer Allah'a gidiyor. Allah herkes gidemez. Allah'ı herkes cennette göremez. Birkaç köşkte, birkaç yürü, yani aşağılamamış aşağı. Orada herkes Rabbini cennette görecek. Hatta var ya diyor, Lupulup'ta Muhyiddin Arabi'de o hadisi zikrediyor. Cennette Allah tayin ve teşahhus ediyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Cennetteli diyor ki, bak şimdi, bu ders de aşacağız. Sen yaz, hem aklında bizde olsun. Diyor ki, Allah tayin ve teşahhus ediyor. Oraya uygun. Cennet ehli
Ne diyor ki? Ben sizin Rabbinizim. Ah, dünyada itikat ettiğiniz Rab benim. Onlar diyorlar ki senden Rabbimize sığınırız. Kabul etmiyorlar. Edemiyorlar. Bu sefer Cenab-ı Hak orada düşürüyor. Rabbinizim diyor. Gene sığınırız diyor senden Rabbimize. Peki diyor siz Rabbinizi nasıl biliyordunuz? Gidin alimlerinize sorun diyor. Rabbiniz nasıldı? Onların zannı geliyorlar, öğreniyorlar. Zannı gibi tecelli ediyor Cenab-ı Hak. Hemen itaat ediyorlar, şey yapıyorlar, kabul ediyorlar, itaatte kabul ediyorlar. Yani zannı gibi bu derste zan değil. Bu Rab. Kişinin zannına göre olmasına Rab. Zannın arkasına geçiyor. Bu zanın yani zanın arkasında olan sırrı insani, sırrı insanı zannın arkasında oluyor. Bu Allah ile. Yani Allah ism-i azamdır. Rab değil. Rabbimiz değil. Allah bütün isimlerin camidir. Ona mazhar olmak. Yani bir anda. Şimdi ne yazdın? Yani gelişebilir de beşeriyet hayatı, yani hayatı insaniyet tabakasına çıktıkça Mirat ruhuna o alemler ihtisam ve temessül ediyorlar. Evet, Allah'ın yani o beşerin aklı, alem cismini onun nereye yapar? O zaman burası orta. Ha, şurası. Tamam. Şurası orta. Kardeş. Yani şuradan da buraya geliyorlar, buradan da buraya geliyorlar. Dikkat edin. Ha, buraya. Bu Mirat ruhu. Yani peki Mirat'la aynı işi yapalım. Farkı. Allah. Mirat. Ayna. Ayna şey Mirat toprak aynasında ağacın temessül ve tereşşu ile yok mu başka kare? Yeşil beraber. Neyse bitireyim. Temessülle taayyün ve teşahhus başka aşağıda yok mu kale? Etmesi korunmuş olur. Tamam bu kalsın. Şey ise ayna ise irtisam etmek. Yani gözükmek. Sureti cismaniyesi seni göstermek. Burada yani içini dışarıya taşımak. Evet. Anladın mı? Tamam şimdi tabirleri şey yapalım. Beşeriyet. Birinde görünüyor, birinde de açığa çıkıyor değil mi abi? Evet. Evet, birinde görünüyor. Görüntüden ibaret. Aynen. Zıtların cemi. İnsaniyet değil. İnsan ayrıdır. İnsaniyet alemdir. Yazmaya gerek yok onu. Bab-ı insaniyet. O birinci hakikat. Yani oraya insan girecek. İnsaniyet alemine. Şimdi Mirat çok önemli de Mirat ile şey. Yani için dışarıya taşımak. Yapılanma olarak. O da evet. Ama toprak da bir ayna. Hava da bir ayna. Tamam. Toprak bir ayna ama nasıl ayna? Suretini değil, batınını dışarıda gösteriyor. Hani, çekirdeğin ağaç olması. Şu işte. Evet. Çekirdeğin ağaç olması. Hani şu işte ne yapacak? İnsaniyet mirat-ı ruhuna. Mirat-ı ruhunda ne olacak?
o ruhun yapısı açığa çıkacak böyle, patlayacak, gül olacak. Maksat hasıl olacak. Evet. Sırlar açığa çıkacak. He. Ve o sırların cemi sır insan. Onun arkasına geçecek insan. O açığa çıktı mı sırlar? Arkasına çıktığı haletsiz halet. Tanımlayamadığınız o haletsiz halete sır insanı deniliyor. O ruhtaki sırların açığa çıkmasının ceminden, bütünselliğinden tanımlayamadığımız bir halet. Halet ruhu da demiyor. Yani tanımlayamadığımız bir şey o sırrı insani. O Allah'ın işte insanda takip ettiği sır. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. O. Aslında miracımızın da yöntemi ya. Burayı anladık mı bir daha? Ruh ruh 1 2 3 4 ruhun yapısı gene yaz şunu yazsam zi hayattır sahiplilik getirir zi hayat sahibiyle zi şuur zi ruh zihnettir, düştüğün kanun emri vücuda aracı. Kanun emri vücuda aracı. Zih yoksa. Zih yok. Zih deyince sen şaşırdın değil mi? Değil mi? Zih bulmamadım dedim ama dedesi olmuyor. Aslında şaşırdım dedim. Üzerinde bir baskı hissettim. Emri. Şey yapıyordum. Öbür tarafı odaklanmıştı. Zih yedi sen bana. Vücuda tanrı. Harici. Zih harici. Neyse çok saçma olacaktır. Zih harici bu ya. Harici sen de. Sahi. Bir. Sil şunu. Hadi bir biraz. Kim? Ruh bu. Şimdi bunların bütünselliğinden bir ayna. Onun adı Mirat. Yani buranın Mirat'ı tabii. Her makam Mirat'ı var. Bu ayan olursa hayat. Şuur, hayatın ziyasıdır. Kanun yer, Allah, şecere-i hilkatın şeyin değil, kainatın değil. Şecere-i hilkatın yazılımı. Bu vücut harici de mahlukiyet tarafı, şecere-i hilkatın. Hepsinin cemil cemi, ruh, insandaki durumu. Ama bunlar cevher olarak duruyor. Aktifliği nispetinde insan şey yapıyor, çıkıyor. İnsanlık şu ruh makamına çıkıyor. Şimdi bu bütünse bunların tanımladığı alemler var. 18 bin alem. Onlar gül goncası gibi çıkıyor. Patlıyor. Patlıyor. Şöyle diyeyim. Beşer sanatıyla Allah'ın sanatını örnek verirken diyorum ki benim biraz mesleğimde okuduğum şeydi. Bir motor düşünün, blok koyarlar, sonra buna krank mili koyarlar, değil mi? Sonra volan koyarlar, sonra piston koyarlar, sonra sipop kapağını koyarlar, manifoldlar koyarlar derken, gaye şu anlatırken, ekleye kemal buluyor. Allah'ın sanatında ise çekirdek patlıyor, filiz. Patlıyor, gövde çıkıyor. Hep içten dışarıya doğru. İçten dışarıya patlıyor. Dışarıdan ekleme yok. Bunu işte bunu patlatacağız. Yani ekleme değil. Patlatma. Ben severim patlatmayı. Böyle patlar. Mesela mısırı patlatıyorsun, tamam mı? Neyle patlat? Tornavida ile patlatabilir misin mısırı mesela? Şey yapıyoruz hani ocakta yapıyoruz ya ne diyorlar ona? Mısır patlamış orada. Isı vereceksin, yoksa patlamaz. Mesela kağıdın içerisindeki dumanı, nuru, ısıyı, ışığı vesaire külü tornavida ile pense ile çıkartamazsın. Kirbitle yakacaksın. Onu ancak içini dışarı edeceksin. Hepsinin ayrıdır. Peki bu dersler tefekkür ede ede, yani tefekkür su gibidir.
beşeriyetimiz taş gibidir. Su kayaya vura 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 oyuyor ya. Bunlara meşgul ola ola tefekkür ede ede o alemleri zorluyorsun yani. Gel bize yani, de gel bize de. Dinde hassaslaştıkça o ilahi emirlere onu tatbik ettikçe bu hadiseler bizden teori değil mi? Evet 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 aktif olacak. Şimdi mesela adam kalkmış Almanya'ya da Türkiye'den gelmiş bunları şey yapalım diye. Şimdi bunu merhamet ilahi noktasından meleği aladan mekansız mekana baktığın zaman ne yapacak işte? Sende bir şeyler aktif olacak. Şimdi mirat-ı ruh. Çok önemli mirat-ı şey. Yani sanki ruhun hani şuradaki ağaç olması gibi. Demek ki o mirat-ı ruha alemler gelmeden aslında olmuyor. Olmuyor. Yani arkadaşlar yani lazım. Bir aynada şöyle ayna değil bu. Mirat yani içini dışarıya taşıyacak. İçimizi dışarıya taşıyacak dışımızdaki bir şeyle. Bir daha. Bence de. İçimizi dışarıya taşıyacağız neyle? Dışımızdaki alemlerle. Bir daha. İçimizdeki alemleri dışımızdaki alemlerle dışarıya taşıyacağız. Çekirdeğin içini toprak dışarıya taşıdığı gibi. Rötgen şua gibi yani iç alemine girecek. Onu dışarıya taşıyacak. İç dış bir olacak yani. Nedir o? Hayat tabakayı insani çıktığı vakit ne oluyor? Ondan sonra devam ediyor işte. Artık diyor buraya geçti mutfak. Buraya geçti tuvalet, yatak odası, salon, bilmem evinde dolaşıyorsun ya, o 18 bin alim diyor, aklına dolaşmaya başlıyorsun diyor. Kendi odalarında gezdiği gibi diyor. Aslında oraya girdi, onlar da geldiğinde kendi odası olduğunu fark ediyor. O zaman zaten her şey kendi kapalı. Odasıymış evet, zaten. Yok yani o halde de kendi odasıymış zaten. Mesela aynen öyle kendi odası. Çekirdek. Abi, cebinde tuttun mu? Odası. Cebinde. Attın toprağa. Kocaman bir çınar ağacı oldu mu? Çık ağaca. Gene sensin. Cebindekini çıkarttın attın. Şimdi çıkıyorsun. Kulübe yaparsın meyve daldan dala koyun. Ha böyle alemlerine sen dolaşacaksın. Gene kendi alemine. Çıkan ağacına sen dolaşacaksın. Dala geç, sola geç, öne çık. Kulübe yap orada. Meyveye. Nerede iş yapıyorsun? Senin diktiğin. Cebindeydi burada. Koydum. Çıktı. Hadi çık o ağaca. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani güneşe gitmeyeceksin, sendeki güneşin içine girip onda gezeceksin. Evet. Şimdi, sendeki güneş. Ben de bir şey söyleyebilir miyim abi? Şimdi, güneş ve dünya abi. Keşke çizsem ama yani mesela şöyle söyleyeyim abi. Yani şöyle basitçe. Mesela abicim, elini korkarak güneş, evet. Misal, şurada dünya mı abi? Şimdi buradan ondan deyince biz tecelli diyoruz abi. Ondan deyince. Ona deyince tezahür. Yani bunda ortaya çıkana tezahür, bundan gelene tecelli. Çok güzel. Tamam mı abi? Şimdi buradan abi, buradan bu güneşten ziya geliyor abi. Tamam. Ziya geliyor. Ziya tecelli mi geliyor? Tecelli ediyor. Tecelli ediyor abi. Teleşşu ediyor. Geliyor, evet. Geldi, 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 geldi. Bu ziya burada nur olarak tezahür ediyor. Tezahür ediyor. Çok abi. Farklı bir şey. Tabii. Tamam mı? Nur olarak tezahür ediyor. Yani bu güneş bunun özelliğine göre papatyada beyaz oluyor, işte gülde kırmızı oluyor, bilmem ne. Evet, aslında eşyada renk yok. Güneşte diyor. Bir kavle göre diyor, güneşin, ziyanın istihalesidir diyor mesela. Güneşi bir bakıyoruz ki ziyada renkler var. Papatya'da bu, yaprakta bu. Evet. Ama temeli de güneş. Şimdi geleceğim nokta şu abi. Bak, ruhumdan üfledim diyor abi değil mi? Şimdi bakın, ruhumdan üflüyor. Bakın, üflenen güneşten çıkan ziya. Ama vurduğu noktada bendeki tesiri, bendeki istidatların dışarıya çıkması için bu tezahürü
Hasan abi bu ruh abi. Şu ruh bende tezahür eden aslında. Üflediği değil, üflediği ziya. Anlatabildim mi? Benim anladığım. Şu da Hasan abi mesela güneşi düşünün. Nur saçıyor. Ziya çıkıyor. Burada da nurlar dağılıyor. Ama aradaki uzay karanlık. İşte şu uzaydır abi sırrı insani. Biz bu sırrı insani aslında mirattır abi. Toprak gibidir. Sırrı insani. O ziyayı üzerinde taşıyor. Dışa vuruyor. Yani sırrı insani şurası abi. Üflediği ruhu mu? Üflediği ruhu değil. Öyle gibi anlattın onu. Bak yok. Şimdi değil. Üflediği bir ruhu var. O ruhunu üzerine alıp içini dışarıya taşıyor. İçini dışarıya taşıyan ziya sırrı insani mi oldu şu an? Ziya sırrı insani oldu. Üflediği. Biraz da gidelim işte. Evet. Bu böyle oldu. Bu şöyle bu mu böyle mi? Gidelim işte bunu bakalım. Evet. Tamam. Şimdi o boşluğa sırrı insani dedi. Yani dur daha ne değişti? Ziya daha girmedi. Şuur konuşmadık, akıl konuşmadık. Ziya nedir? Güneşten gelen ve henüz mayenleşmemiş olan paket. Foton. Ne var içinde? Isı, ışık, 7 renk var. Paket. Veya 7 tane rengin homojen eşit olarak, karışımı eşit olarak rengi beyazdır. Tam beyaz. Aslında beyaz diye bir temelde bir renk yok. Değil mi kimyada? Yok. Renksiz demek belki de. Renksiz evet. Gibi bilmiyorum. 7 tane rengin karışımı. Muayyenleşirse o foton, ziya muayyenleşirse onda 7 tane renk ve ısı ve ışık ve ultraviyol ışınları ortaya çıkar. Yani şeyde o fotonda. Akıl daha ziya gibi. Akıl da ziya gibidir. Bu şeyi kaçırmayın. Akıl da ziya gibidir. Yani iç bütünlüğü muayyenleşmemiş akıl. 30 küsür tane sıfatı. Yani ziya paketinde renkler, ısı, ışık, ultraviyol ışınları. Akıl da buna benziyor. Aklın 30 küsür tane sıfatı var. 30 küsür tane muayyenleşme. Aklın içindeki akıl daha ziya gibi, yani iç bütünlüğü muayyenleşmemiş, muayyen olmamış, foton gibi. Aklın içindeki her sıfat muayyenleşirse nur olur. Aklın nuru bu. Aklın içindeki her bir sıfat, deha, muhakeme, muvazene, hüşyar, idrak, zekavet, aklın sıfatları bunlar. Hepsinin bütünselliği ziya, tek teki olursa nur. Şuur bu makamda, irfanın sahası biraz böyle şuur. Ama şuura biraz ileride bayağı yer ayırmışım, çalışmışız. Onu yaptık herhalde sizinle. Şeyde yaptık, Tilsim Dershanesi'nde evet. Şuur sayfa 120'de bu 1,5 sayfa anlatılıyor. Oradan almış olabilirim. Şuur bu makamda aklın sıfatlarının bütünsel hali, o 30 küsür tane veya yeni bir şeye vardım. Böyleydi bu. Yani ziyanın, hani ziya bütünsel hali, biz de şuur diyorduk. Veya dedimmişim, aklın bir sıfatı şuur. Aklın sıfatların bütünsel hali değil, şuur denen bir yapı, zekabet gibi. Ona vardık, delilimiz de var. Nedir o? Mesela şuur dahili değil, haricin üstünü kaldırma melekimiz. Üstünü kaldırıyorsun, ağacın üstünü. Ağaçta gözüken esmayı görüyorsun. Bunların şeyi de basiret, dirayet, feraset oluyor. Onun için başta şey yaptım. Şuur harici gösteriyor. Şuurlu adam, şuurlu hareketi, muvazene var. Aklın tek bir sıfatı olan zekâvet.
Şuur aklın bir sıfat ama aklın bütünselliğinden istifade edip besleniyor. Yani nasıl böyle zannettim yani aklın 30 küsur tane sıfatının bütünsel hali şuur demişiz. Meğer hepsinden besleniyormuş da ondan. Meğer şuur aklın bütünseli değil, zekavet gibi, hüşra gibi, idrak gibi, hafıza gibi, tamam mı? Muhakeme gibi, bu da ayrı bir sıfattır. Bütünsel zannetmemizin sebebi bütünsellikten besleniyor. Ve şuurun hedefi karşıyı ortaya çıkarmak. Üstündeki battaniyeyi kaldırmak. Dahilde ne diyorsun peki abi? Dahilde şey demiş. Ona da gelecek. Dahili ortaya kaldırmak ise akılmış. Yani şu gelecek onu herhalde. Mesela akıl neydi dahili kaldırmak? Senin düşüncen mi, tefekkürün mü ya da delilin var mı? Var var var. Şuur deyince genelde insan yani daha enfüsi şuur manası. Şurada ama bak bunu yazan buradan da şey yapmış için o zaman demişiz böyle o akıl şuur. Bu makamda şuur ziyaya nispet ediliyor. Ziya eşeğe açığa çıkarttığı gibi yedi sıfatta eşeğe açığa çıkarıyor. Yedi duygudan beslenen, yedi tane duygudan beslenen, yani bunları yazdım aldı. Mesajlarını değerlendirip münasebet kurduğu noktadır şuur. Adeta sıfat-ı subiyetin bizdeki hulasa-i camiaşıdır şuur. Sıfat-ı subiyetin. Yani buradan da besleniyor ama aklın bir yapısı olduğu ortaya çıktı daha ince. Bu hayatın tabaka insani çıktığı zaman gördüğüm bir şey bu biraz daha şey olmuş. Ama yedi sıfattan besleniyormuş şuur. Tabii ki besleniyor. Doğrudur. Bunların hiçbirisi şey değildi. Şey benziyor İrfan'ın. Yine suret, kâhne, takkat. Gibi he. Gibi. Üçüncü tabaka kattan bakıyorduk. Beşinci tabaka. Şuurun şurasına yapayım diyor da böyle. Başka çıkamadım. Gelecek ama gelmeden ben hemen şey yapayım. Hemen şuurun şuraya şöyle yapayım. Şuurun. Abi şuur şuur ziya ise kendi belirlenişi yoktur abi. O bütünlüktür o aslında. Yani ayrı ayrı yok yok. Şuurun aile şu yapısı var. Sureti dediğim gibi sureti şuur dedikleri olmaz. Kanuniyeti yani aklın sıfatlarının bütününe ait var mı? Var var. Hakikati yani. Mahiyeti. Öyle başka olmuyor. Mesela yedi tane subutu sıfattan besleniyor. Sureti şu. Sureti harice bakıyor. Haricin harici tanımlıyor mu? Nasıl? Haricin üstünü kaldırıyor. Tamam. Harici. Harici karşısını kaldırıyor. Haricin suretini kaldırıyor. Kanuni mahiyeti ise mahiyeti daha şey yapamadım. Hakikati ise yedi subutu sıfattan besleniyor. Onun sırası gelince yapalım. Tamam yazalım. Şimdi şey olursa hakikati yazmayalım şimdi. Yok. Dursun. Kanuniyetini de yazacağız. Evet. Mesela bak okudukça ben sana şey yapayım. Kanuniyet o akıldaki dediğiniz ifade kanuniyette. Kanuniyet o. Aklın içerisinde bir yapıdır. Yani aklın bütünselliğinden beslenen bir yapıdır. Bir sıfatı. Yazayım onu. Kanuniyette o değil mi akıldaki? Şimdi söz de kelam gibi abi. Aklın, şimdi kanuniyeti de beni yapılandırıyor abi. Benden içerisindeki bendeki şuur. Mesela bendeki şuurla ben Hasan abiyi açıyorum. Sıfatı. Ortaya çıkanla kendim yapılandırıyorum. Bu da bendeki. Benim. Yani kanuniyeti beni yapılandıran Hasan abi. Kanuniyeti mi? Beni yapılandıran. Mesela şey gibi diyorduk ya Hasan abi. Söz çıkıyor. Yani söz ve kelam gibi Hasan abi. Yani kelam benden çıkıyor. Karşıdakini peki, aralıyor. Biraz da gideyim. Gidelim.
Gideyim abi. Çok karıştım ya. Tamam hocam. Adeta şunu okuyorum. Sıfat-ı subutiyenin bizdeki adeta sıfat-ı subutiyenin bizdeki hulasa-i camiasıdır şuur. Şuur, dimağın, vicdanın bütünsel haletinden çıkan taakkuldeki bütünsel resimdir şuur. Yani hepsini cümle cümle topladım geçmişi. Bir daha. Şuur, dimağın, vicdanın bütünselliğinden ortaya çıkan haletin akıldaki resmidir. Devam. Alim ve hakim isimlerini tazamun ediyor. O yaptık dediğiniz dersteki ifadeler mi? Yok, bu şey, bu daha önceki şey. Ama bu dedim, bunu şey yapmak için, bu yeri çözmek için hayatın ziyasıdır şuur. O zaman şuuru o geçmişi bilgime kanaat edip bırakmadım düşünceme. Şuuru tekrar açtım o defterleri, o çalışmaları. Şöyle bak Osman, şöyle topladım. Ondan sonra şimdilik toparlasın, buraya kadar geliyor. Şuura bak bak buradan, görüyor musun? Bak şuradan, şuraya kadar. Ha, şuuru da okuyacaktık ama acele ettik de şimdi. Çünkü geçmiş bilgimizi şey yapmak değil, toparlayayım dedim neler demişiz. Bir de okuyayım isterseniz. Olur. Bir de okuyayım. Şuur, bu bakın. Şuur ziyaya nispet ediliyor külliyatta hep. Ziya, eşyayı açığa çıkarttığı gibi yedi sıfatı da, yedi sıfatta eşyayı açığa çıkarıyor. Yani ziya kendi renklerini ortaya çıkartıyor ama eşyanın da üstünü açıyor. Ondan işte biraz zor. Yedi duygudan gelen, bak yedi duygudan gelen mesajların değerlendirildiği ve münasebet kurulduğu noktadır şu. Yani gözden, kulaktan gelenlerle besleniyor ama o bütünselliğiyle de birbirini besliyor. Şuur vesile oluyor göze kulağa diye. Bütünlüyor o sıfatları. Yedi sıfatı bütünlüyor. Şeyle mesela akıl fedailerinde, delilerde, çocuklarda vesaire. Bu şuur olmadığı için göz, kulak, dokunma tek çalışıyor. Yani kokusu geldi, şekli, hayale yapamıyor. Yok yani şuurun açığa çıkıyor. Bir de şuuru ortadan kaldıranı gördüm. Kuvve-i Şehviye, Kuvve-i Gadabiye şuuru devre dişi yapıyor. Ondandır ki şuuru devre dişi yaptığı zaman alimler demiş ki o anda, o günahta, Kuvve-i Şehviye'de iman gidiyor. O fiil bittikten sonra geliyor iman. Yani sipsiyah oluyor o. İman gidiyor, tekrar geliyor. Çünkü iman olsa onu yapamayacak. Evet. Yani imanın kanuniyeti belki kalmış oluyor. Ben alimlerin söylediğini söyledim. Diyorlar bir kısım ilmi kelam alimleri. İman o anda çıkıyor. Çünkü küfrü işmam ediyor, şirk yapıyor. Günah demiyorum mesela, şirk yapıyor. Bu başka. Bir de günahta o haram mesela içki içerken bunu yaptıramaz, yapamaz. İman gidiyor, tekrar geliyor diyor. Bir kısım demiş. Şimdi bu şuur ise... Bu yedi tane sıfat var ya, göz, kulak, burun, dil. Sıfat alim diyoruz. İlim, hayat, sen, basar. Bizde de aktifliği var ya. Bunlar tek tektir. Mesela çocuk, deli vesaire veya kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye insanları hayatiyetten iniyor, duygulara iniyor. Kulakla yaşıyor. Gözle yaşıyor. Daha duymuyor, zina yapmada dokunma duygusu aktif. Akıl devre dişi, şuur devre dişi. Yani Allah'ın ayeti o anda okunsa dinlemez, duymaz. Dokunmada en zirvede, görmede en zirvede. Ayet geliyor, çarpmıyor. Bu yedi tane duygunun tek başına kalması. Bunun bütünselliği şuur. İşte o öyle işte birbirini besliyor dediniz ya. Birbirini besliyor. Yani en bariz delili duymayan konuşamıyor. Evet, çok güzel. Fiili bu. Adeta sıfat-ı subutiyenin bizdeki sıfat-ı subutiye var ya, ilim, sen, basar, kudret, hayat, kelam,
Hulasa-i camiasının bizdeki aktifliği, şuur. Bu şuuru kaçırmayın ki. Bunun üzerine de bina edeceğiz. İki tane sıfatla yürüyeceğiz. Akıl ve şuur. Şuur hep hulasa, lübbu. İzah edeyim. Şuur, diman ve vicdanın. Vicdan ve diman bütünsel haletinden çıkan taakkuldeki bütünsel resmidir. Taakkulde. Başka? Alim ve hakim isimlerini tazamun ediyor. Başka? Kainattan hayat süzülmüş, hayattan his süzülmüş, histen şuur süzülmüş. Şuurdan da akıl süzülmüş. Ruh süzülmemiş. Ruh süzülmemiş, ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Yani şöyle, Allah'ın dışında kainatı makineye koyalım. Böyle hassas bir makine bulalım. 18 bin alemi süzelim. Çıkan hayat. Hayatı da daha ince böyle bir makineye koyalım. Hayattan hayatı süzelim özünü. Özünü al. Şuur. His. His, doğru. Hisleri de şeye koy, makineye koy hisleri. Vicdandaki hisler var. O hislerin özünü al. Şuur. Onu da al. Onu da akıl. Ruh ise bunların süzülmüş hali değil. Sabit ve müstakil zatı ve cevheridir. Çatısıdır binanın. O zaman şey doğru oluyor. O zaman aklın bütünlüğü dediğiniz zaman doğru oluyor sanki 30 sıfatıyla birlikte abi. Bütünse evet. Yani aklın bak şimdi bu o şu arkadaşlar o dediğimiz yanlış değil. Aklın o 30 küsür tane sıfatın bütünselliği şuur tabii. Ama biraz da böyle inceleştikçe kabloydu böyle bir tane kablo. Baktık ki kıllar gibi kablolar var içinde. Ona da girdi ona da girdi. O aklın o 30 küsür tane sıfatın bütünselliği. İlk önce 7 sıfatın bütünselliğiydi. Sonra insanın vicdan ve dimağın bütünselliğindendi. Sonra baktım aklın içinde de içinde o bütünselliği. Biraz da içeriye girdik işte bu derslerle böyle. Aklı girince bunlar çıktı. Bir baktık ki aklın içine girince çıktı bu. Aklın içinde bir sıfatmış. Yani o şey gibi, hüşyar gibi, idrak gibi, zekavet gibi, muhakeme gibi bir sıfat. Acayip bir şey. Dayıcım. Peki bu doğru muydu? Doğruydu. Bak şuur neydi? 7 tane subutu sıfatın bizdeki aktifliği. Gel bize. 7 tane duygumuzun bütünselliği. Gel biraz daha içeriye. Vicdan, akıl, şey, dima bütünlüğü. Gel içeriye. Dimağın bütünlüğü. Gel içeriye. Aklın bütünlüğü. Gel içeriye. Aklın bir sıfatı. Daha içine gireceğiz. Ondan sonra inceleşiyor ve şuur kum saati gibi. Böyle geliyor, inceleşiyor. Aklın bir sıfatında durdu. Bir baktım ki daha içerisi değil de eşyanın zahirine diyor ya ustad, ağaçta, nebatatta 20'den ziyade, ziyayatta 70'den ziyade esma tecelli etmiş. Onları kaldırıyor bir bir. Baktım ki onu kaldırıyor. Onu kaldırıyor. Neyle kaldırıyor? Şuru buraya koyduk mu? Kum saatinin ince beli mi bu? Beli burası. Akıl ise, bak burayı şekillendirebilecek miyim bakalım. Şöyle kum saati düşünün böyle. İnceleşti mi? Kum saatinin beli şuur. Bu kum saatinin üst tarafı akıl. 30 küsür tane sıfatıyla çanak anten gibi vahyi dikti kendisini. Vahiden çekiyor çekiyor alıyor. Ondan sonra kendi bünyesinde hazmediyor. Öze geliyor. Beline geliyor şuura. Şuurdan 18 bin aleme geçiş yapmak için eşyanın eserde müessire şeyden esmadan müsemmaya eserde müessire esma o yediğin sözden söylüyorum. Esma var ya çiçeklerde, çiçeklerde. Esma yoluyla müsemaya gidiyor. Yani bununla beslenen şu çanak anten koyduk kum saatin üstüne. Vahiden besleniyor, bütünsele geliyor. İnceleşiyor. Şuur bu sefer bu aktif oluyor.
eşyaya yöneliyor, varlığa, mevcuda yöneliyor şuur. Harici geçiyor. Kendi bütünselliğini bitirdikten, kendi seferini, kendi seyahatini, kendi miracını seviyesi kadar miracını yaptıktan sonra eşyada, eserde müessire, eserde müessire, zahirden hakikata, evvelden ahire, eşyanın üzerindeki battaniye gibi olan cilve, cemal, nakış, sanat, esmanın perdelerini bir kaldırmaya başlıyor. Yetmiyor bu şuur. Esmi yetinmiyor bundan. Sıfatı kaldırıyor. Şuur, şuunatı kaldırıyor. Duruyor orada. Daha ilerisini bilmiyor. Şuunatı giriyor yani. Kaldırıyor, karşıyı kaldırıyor. Peki ne kaldırıyor? Buzu kaldırıyor, suyu kaldırıyor. H2O'yu kaldırıyor. Enerji. Onu kaldırıyor kuantum. Onu kaldırıyor esir. Onu kaldırıyor madde hayat. Onu kaldırıyor aynı hayat. Onu kaldırıyor hayatın zatı ve cevherleri ve duruyor. Şuur tam lef-i mavuza kadar geliyor, daha gidemiyor. Ondan sonra Cebrail diyor ki benim yolum buraya kadar. Gitti. Lef-i mavuza kadar gittiğini gördüm. Ondan sonrasını görmedim adamı. Peki ruhtaki zihşuru nasıl anlıyorsunuz abi? Ruhtaki şeceri hırkat vardı ya, şeceri hırkat. Dört temel alemlerin cemidir. Zihşur, lef-i mahfuzun ruha montalanışı. Zihayat, arşın montalanışı. Bu kainatın, bu şeceri hırkatın yazılımı. Yani orada işlemiştik. Bütünlüğü. Bu cem. Bir şey bırakmamış o. Vacip aleminde bir şuurun bir karşılığı var mı? Orada bir isim veriyor. Vacibül vücutta mı? Evet, vacip aleminde. Siz şu an bunu şecere ilikatta tanımladınız. Ha, vacibül vücutta tanımlanması için geleceğiz çünkü çok. Dedim ya 6-7 sayfa. İlk önce şu şuuru, sonra insandaki, sonra alemlerdeki, alemlerde rahatça vacibül vücudun neresine geliyor? Yani ziya nispet ediliyorsa aslında güneşte ziya vardır ama güneş ziyadır veya değildir. Değildir. Ama nasıl bir şey var? Esma yok bildiğim kadarıyla. Hasan abi siz şöyle bir şey dersiniz ya. Yok. Bundan zaten alacağım seni. Buna ait bir esma değil. İki tane esma sıfat buldum. Sıfat da yok bildiğim kadarıyla. Hangi isim vardı? Hakimdir birisi abi. Hakim ile Alim. Tamam. Alim ismi. Mustakil bir şey yok. Bu da gösteriyor ki homojen bir şey. Yani bütünsel yani. Bütünsel. Aynı karışım. Mesela akla bir baktım. Akıl bir alet. Akıl baktım ki ilim sıfatından mı geliyor? Yok. Sonra aklın aleti neyle yapılmış diye merak ediyor. Akla çalışıyorum ya. Hangi ismi isim yani besleniyor hariç. Kendisini diyorum. Hangi ismi şey sıfatla yapmış Allah? Bir, hayat. İki, aklın cihazı, hayat, kudret, irade, ilim. O zaman kum saatinin ince noktası akıl abi oluyor o zaman. O kum saatinin o şekli ama aklın daha icerisi. Hayat var. Bak, hayat, örnek kudret, tuttum abi. İlim, yani, irade. Yani örnek ben tuttum, örnek güzel yani. İnce kısmını şuura vermeniz. Makul bence. Evet. Akıl ince değil o. Akıl o çana dolan yer. Vahiden alıyor. Burası da 18 bin alemi ıttıla bizim berzahımız. Farklı bir şekilde akla da alt kısma da aklı kül deseniz mesela. Aklı kül zaten denmiş. Aklı kül Cebrail'e denmiş. Şurası akıldır. Yani böyle olmalı yani. Evet. Evet şu makul. Şöyle abi. Tamam mı? Tamam. Ben aynı fikirdeyim Hasan abi. Bilmiyorum doğru muyuz ama. Tamam, ben de aynı fikirdeyim. Hasan abi, tamam, doğru. Osman da benim de aynı fikirdeyim. Osman abi itiraz etmiyorsa tamam. Abi doğru yoldayız, Osman abi itiraz etmiyor. Sustu, sukut etti. Ters gibi silah etmedi. Bak şimdi, Allah razı olsun hepinizden. Şuur. Bu akıl mı? Şuur. Şu çanak anten. Çanak, anten, merfi bir şey ama buraya gelişler vahyi, tamam mı? Bu çanak anten yani akıl. Akıl. Şuraya alemlerin cemiya, bir kere şey yapalım. Ruh-u Kudüs denmiş, aklı kül denmiş Cebrail'e, aklı evvel denmiş. O bizde de var.
aklı evvel. Burası ama sırf ona bakmıyor. Bu şuurun tanımladığı sırf şey değil. Lef-i mahfuz değil. Arşı da tanımlıyor. Baktım ki daha külliye. Aklı kül deyince bu aklı kül veya külli. Yapayım da dur. Buranın şeysi ise gelen içeri girmiyor. Dışarıya çıkartayım şunu. Şurasının da hedefi ...18.000... alemler. Aslında ben bir şey söyleyebilir miyim? Ondan önce davranın çabuk tecrübelerimle. Şimdi bunu her yere bunu biraz taşıyabiliriz gibi sanki. Siz vahiy giriyor dediniz ya. Ben de tam tersini düşünüyorum. Giren kelam-ı ilahi, çünkü bu sırrı insanidir bunun bütünlüğü aslında. Giren kelam-ı ilahi, çıkan vahiy abi. Çünkü vahiy ile tanımlıyor her tarafı. Şuur arada niye öyle oldu? Hangi şuuru koyamazsın? Sırrı insaninin bir şuuru yok mu? Asıl bizden şuuru... çıkan vahiy olamaz ki. Bizim bizden çıkan... Bak yanlış, Osman abi itiraz ediyor. Ben konuşayım sen. Sen konuşalım. Peki abi bu sistem içerisinde Lef-i Mahfuz Azam'dan bahsediyoruz. Neden böyle bir ıstılaha gerek duydum? Bununla Lef-i Mahfuz'un ne farkı olabilir ki böyle bir ıstılah geliştirdim? Hangisinin? Lef-i Mahfuz Azam tabir var. Küçükte 3-4 tane geçiyor. Bu ne ifade ediyor? Lef-i Mahfuz'un yanında Lef-i Mahfuz gibi Azam gibi bir şeyi de bahsetmek... Şecere-i Sülkat'te şey var. Şu. Lef-i Mahfuz ne? Şunu çevirebiliyor muyuz? Çevirelim abi. Nerede? Aman aman hepsi geçiyor. O ne ya? Bak şimdi. Orası mıydı? Sadece o. Tamam. Bak şimdi. Atletimiz çıkarttı şimdi. Gerişen ettik kendimizi. Ene! Keseyim orayı. Olur. Görüntü gibi de oldu. Şu ne oldu? Niye geri gelmiyor? Mana tarafı. Nur tarafı. Mahlukat tarafı. Yani mahlukat tarafı vacibül buraya gelen değil bir defa olsa. Bu vücut meculu tarafı dahili yok. O iddialı bir şey diyorsun. İddialı ben onu söylüyorum. Bu taraf lef-i mahfuz. Tamam. Bu lef-i mahfuz aza. Geliş yönü lef-i mahfuza. 16. lemada kader ezeli kader ezeli, lef ezeli tabirler kullanılıyor. Bu işte bizi şaşırtıyor. Ola, evet. Nasıl olur yani ezeli bir yerde? Ha, o levalar levay ezeli, ezeli levalar. Çıkış tarafı lef-i mahfuz ispat. Ama yönü bu şey değil. Enen altı burası diyorsunuz ki kabı kafseden komple aşağı tarafın için lef-i mahfuz. Eğer biz bunu lef-i mahfuza yaparsak, lef-i mahfuz, bunun bir yönü var, vacibe bakıyor, şöyle bakayım, şey yapayım, çünkü lef-i mahfuza ayet gelmiyor. Bak şimdi ne geliyor, burası bu geliş, buraya geliş nedir? Kelam-ı ilahi. Gafur abi de diyor ki, kelam-ı ilahi lef-i mahfuza geliyor, mecülden, arştan, arş-ı azamdan indire geliyorsa, sırrı insani bu işte rol almıyor mu diyor. Almaz olur mu insan? Şimdi peki burada ne olur? Ayete dönüşüyor. Tamam abi. Ayete dönüşüyor. İşte şeytanın sözü burada dönüşüyor. Şeytanın sözü kelam-ı ilahi değil. Evet abi. Onların sözü buraya kadar geliyor. İki tane ayet var, onu bilmezsen bunu çözemezsin. Bir, ve min hayatina mevcudat ve kişilerin konuşması Allah'ın kudretiyle, hayatıyla, yaratmasıyla yaratılıyor.
Allah'ın yaratmasıyla olur. Ayetindendir diyor. He? Mevcudat ayetindendir. Diyor. Ayetindendir. Bir de ayat-ı tekvini var, bir evameli tekvini var. Burada dönüştürülme burada oluyor. Şeytanı veya peygamberin sözü sonra içerisini değiştiriliyor. İlim, irade, kudret, hayatla değiştiriliyor. Dört sıfatla ilim, irade, kudret, hayatla dönüştürülüp o sözün genetiği değiştirilir. Genom. Bu tarafa olunca şey oluyor, vahiy. Vahiy beşere geliyor. Beşere gelen yön. Tamam. Şimdi bu tarafa levh-i mahfuzu azam. Levh-i mahfuz burası yazılmış. Tamam abi. Ondan sonra bunlar da bu tarama şey yaptığın zaman işte levh-i mahfuz ispat. Ve işte evet, aşağı. Tamam. Levh-i ezeli. Tamam işte saati bu şeyi buraya oturtamıyor. Levh-i ezeli içerisindekiler bunlar. Abicim kum saatini tam da buraya oturtacaksınız işte kum saatini. Tam da buraya oturtacaksınız. Levh-i mahfuz için alıyoruz şu. Levh-i. Söylesene ya. Ezeli. Niye bakamıyorsun bana? Bir dakika. Bir dakika. Kum saati bu kardeş. Kum saati bu. Onu diyorum işte abi. Kum saati bu karnının i̇şte olduğu. Aynı şeyi söylüyorum abi. Evet. Levh-i mahfuz şuur. Evet. Şuur. Ama şuur derken burada inceleşiyor yani. Yani aklı da şey de burada. Buraya vahye bakıyor mu şey kelam ilahi? Bu oraya bakıyor. Buradan da geçiyor. Yani şuur yerine levh-i mahfuzu yazarsak daha münasip. Evet evet gibi. En ince tarafı yani. Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzu diyor ya abi. O zaman bu sürece kadar ki olan şey siz diyorsunuz ki levh-i mahfuzu azamdır burası. Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'de dönüştükten sonra bizim bildiğimiz Kur'an-ı Kerim dönüştükten sonra musaf olmadan önceki haline levh-i mahfuz diyorsunuz. Doğru mu anladın? Doğru anladın. Doğru. O zaman ulemanın geçmişte hani Kur'an-ı Kerim'in mahluk olup olmayışlar tavsiye için levh-i mahfuz mahluktur diyeceğiz. Levh-i mahfuzdan öncesi mahluk değildir mi diyeceğiz? Ulema niçin mahluktur değildir? Zaten mahluktur diye pek olmamış. Evet. Buradaki ya şöyle diyor. Levh-i mahfuz mahluk değil mi? Nadiren insanlar girmiyor mu? Evet. Buraya levh-i ezeli deniliyor. Oraya madem diyor mahluk değilse, ezeli ise mahluka nasıl taalluk ediyor? Mahluka nasıl dönüşüyor? Demek ki burada dönüştüğüne göre mahluktur diyen az olmuş. Buraya 16. levhada diyor ki levh-i ezelidir diyor. Levh-i ezeli levhalar diyor. Lan madem ezelidir, levh-i ezeli ise nadir dahi olsa Geylani gibi, asın imamları gibi, peygamber... Buraya nasıl giriyorlar ezeli bir yere? Ezelleşmesi lazım. Değil. Ezeli levhalar. İşte bizi neyi şey yapıyor bizi bu konuda cevap oluyor? Her şeyin ama her şeyin sureti, kanuniyeti, formülü yani hakikati, mahiyeti kurtarıyor. Çözümlüyor. Yerine oturtuyor. Oturtuyor. Mesela suretin, Kur'an'ı şöyle yapayım. Sureti Kur'an'ın eylemdedir. Eylemdedir. Fiillerimizdedir Kur'an. Kur'an'ı koyarsan eylemdedir. Kanuniyeti imandır. Furkan mıdır? İnsandadır. İnsandadır yani. Mahluktur. İnsandadır. Hakikati nedir? Esma-i İlahiyedir. Esma'dan besleniyor. Esma-i İlahi tazamunu diyor. Esma-i İlahileri tazamun ediyor. Mahiyeti zatta oluyor mu? Mahiyeti ise zattadır bilmiyoruz. Zattadır bilmiyoruz. Keyfiyetini. Ha? Bu külliyata nasıl ki ustad 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde, 4 dönerken bu işte formüller şey yapıyor. Mesela şuur da böyle. Bir bakıyorsun aklı bütünselliği. Evet. Bir bakıyorsun 7 subutu sıfatı bütünselliği. Hı hı. Bir bakıyorsun haricin üstünü kaldırandır. Bir bakıyorsun beni yapılandırandır. 4 tane. Hangisidir? Buna koyacağız. Hasan abi o zaman 3 şekilde... İnsanda, kainatta, vacibül vücutta şeklinde her üçünün de kanuniyet, sureti, kanuniyeti, mahiyeti şeklinde mi ayırmak lazım acaba? Evet, böyle.
Şuurun sureti dimağdadır diyeceksin. İnsandaki karşılığı. Evet. Yani insanı konuşacaksın. İnsanı konuşacaksın. Evet. Sonra işte beraber gideceğiz işte. Şöyle yapalım. Ne demiştik arkada bak. Şuurun sureti kanuniyeti hakikati mahiyeti ne demiştik sureti hatırladınız mı arkadaşlar? Yanlış. He? Şuurun sureti mi abi? Evet, neydi? Şuurun sureti şeyde. Bakayım bakayım. Oturma. Neydi? Akıl dedik de abi. Sureti nerede? Şuurun sureti duygulardadır abi. Haricin suretin kaldırması demiştik. He? Haricin suretin. Harici. Peki sureti yerini belirleyen şuur nedir? O harice dedik. Sureti harici kaldırır. Nerededir? Suretin kendisi. Kendisi nedir yani kendisi? Şeydedir. Akıldadır. Ama beraber gidelim. Beraber yazmak istiyor. Tamam. Evet abi. Ha. Bir de okuyayım. Şuur. Sureti mi akıldadır dedik abi? Kendisi. Tamam. Mesela Kur'an dedi ki her şeyin bu neydi bu? Vahiy mi dedik? Evet. Uygularsak Kur'an abi. Ha Kur'ansa musaftır. Mushaftır. Sureti kağıttır, mahluktur. Sureti mahluk. Ulema dedik ki nasıl olur ya nefezeliğe giren bir şey insanda girdiği için nasıl vacip olur mahluktur diye ne diyorum ki doğrudur. Suretinde sen haklısın. Evet. Tamam mı? Kanuniyeti insandadır. Yani şeceri hülkata şey yaparsak kanun şeyde lef-i mahfuzdadır. Mahfuzdadır. O neymiş? Yapısı o, oraya. Esma-i ilahiyeler ki nerededir esma-i ilahiyeler? Arştadır. Arştadır. Şeyi Kur'an'ın nereden gelmişti? Kelamla. Subutu sıfatın şöyle yapayım. Subutu sıfatın kelam ilahi. Kelam sıfatından. Kelam sıfatındadır. Var ya şöyle subutu ilim ilade sen kelam. Tamam. Ha bu mahluk değil. Bu esma-i ilahi de mahluk değil. Taayyün ve teşahhus ediyor. Burada lef-i mahfuzda ayete dönüştürme sürecidir. Bilmiyoruz yani. Kelam-ı ilahi, vahiye dönüştürme de burada. Ayet burada oluyor. Ayet lef-i mahfuzdan sonra oluyor. Buraya kadar ayet değil ya. Tamam. Böyle yaptık. Şimdi buna gelecek. Sureti. Şuurun suretini bir aklınızda koyun. Bak okuyorum. Şuur ziyaya nispet ediliyor. Ziya. Hani güneş. Güneşi, şunu da koyalım. Güneşi ustad dört yerde, beş yerde kullanıyor. Güneşi bir, iki, dörtte kullanıyor. Nerede kullanıyor? Bir, Allah da misal verirken, Allah da Celle Celaluhu kullanıyor. Tamam mı? Allah bir anda her yerde farklı farklı nihayetsiz işleri tek iş nasıl yapıyor? Güneş gibidir diyor. Güneşi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kullanıyor. Tasarrufatı her mümine şey. Kur'an'da kullanıyor. Kur'an güneşin altına gir diyor. Hatırladınız abi. Kur'an'da kullanıyor. Hayatta kullanıyor. Hayat. Hayat güneşi. Hayat güneşi diyor. Bir tane de kullanıyor. Hadi bakalım. Hangisiydi? Bir tane de kullanıyor. Hadi onu merak ediyorum. Bir yerde de bir tane de kullanıyor. Bir şeyde de kullanıyor. İmanda kullanıyor.
hayat dedik, iman. İmanı güneş. Güneş gibi iman. Tamam mı? Güneş gibi imanlar lazımdır ki diyor ihata etsin. Tamam mı? İmanda misal veriyor. Kaç? 2, 4, 5 tane. Şimdi arkadaşlar kullandı. Şimdi şuurun neyin ziyasıdır? Hayatın ziyasıdır. Şuur, hayatın ziyası iki tanedir. Akıl ve şuur. Hayatın iki tane ziyası var. Evet, akıl ve şuur. Ne diyor? Şöyle diyor. Hayatın ziyası olan şuur ile akıl ile. Tamam. İki tane. Ziya nur değildir ha. Artık onu geçtik. Tamam abi. Tamam abi. Şimdi ne ile? Hayatın ziyası olan? Delilin bu o zaman senin. Delilin. İçeriye dışarıya taşırmanın şeyi bu yani. Bu. Tamam. Ve bunun gibi şeyler de geç. Ama şuuru beraber yapmak istiyorum. Şunu okuyacağız. Bu şuur toplamamız. Şuur. Geçmiş şuur derslerimiz. Hepsi doğrudur ama koyamamışız. Evet. Geldi İrfan'ın bir ders yaptı şuuru. Kanuniyetini ilgisini çekmiş. Abi doğru, hepsi doğruydu. Geldi bir tanesi gafır dedik, hakikatin ötekisi dedik, mahiyeti, dil sureti. Tasnif etmemiştim abi. İlk derslerimden biriydi zaten. Evet. Yani çok acayip bir şey yani. İhatası zor. Sabun gibi tuttuğun zaman lap diye kayıyor. Böyle yaparsan buradan kayıyor. Böyle yaparsan üstten kayıyor. Parmakları. Bir şeyin ziyasının iki tane olması ilginç değil mi? Mesela güneşin ziyası iki tane olabilir mi? Ziyanın özelliği tek olması değil midir? Şimdi, barındırması, bütünlemesi değil midir? Hayatın ziyası, akıl ve şuur iki tane ziya olabilir mi? Onlar nur şeklinde tecelli. Nur demiyoruz ki ama. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim abicim? Değil mi? Bunu, İlginç değil mi? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bir de nur olur o zaman. Ya. Bana gelen ziya, bende görünen nur. Bakayım ne diyeceksin? Benden çıkan gene ziya. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela güneş geliyor, vuruyor çiçeğe, çiçek sararıyor. Çiçekten de bir koku çıkıyor ya. İşte o çıkan koku ziya. Ha, niye öyle olsun? Ben öyle anladım Hasan abi, bilmiyorum. Bak. Güneşten yerine bir göre ziya çıkar. Tamam. Anladın değil mi ama ben de? Ziyanın içinde ne var? Isı, ışık, renk var. Paket. Güneşten başka bir ziya var. Başka bir ziya da var. Ha. Cazibe, ziyası diyor. Ha. Onunla gezegenleri tutar. Ha, öyle ziya da var. Var evet. Ha. Cazibe ziyası diyor. Bir de bütün yani, onların üzerinde Şems-i Şurus'tan bahsediyor. Bak, güneşten bir paket çıkar, bir paketsiz çıkar. Hmm. Paket zahirdir, paketsiz zahir değil. Ne o? Gezegenleri tutuyor ya. Cazibe. Gezegenleri kim tutuyor zahirde? Harici kim tutuyor bizde? Mesela ben güneşim, onları bende tutuyorum. İşte onları burada tutan cazibe. O cazibe. Ziya diyor öyle mi? O ziya. Bakın. Hemen inanmaz Osman. Bir bakacak şimdi. Evet. Cazibe. Güneş şöyle diyor. Güneşin cazibesiyle durur diyor. Güneşin cazibesi. Cazibe yazdığın zaman Mesnevi'de çıkar. Cazibe. O zaman o hep ziya olarak kalıyor Hasan abi. Yani zahiri çok yok. Yani bir tutan, tutanı var. Okuyayım biraz. Evet. Hem bir şey yaparım. Şuur ziyaya nispet ediliyor. Ziya, ben tek tek okuyorum cümleyi. Lütfen aklınızda burada olsun şurada. Abi şuraya benziyor diye yazarız. Ziya eşeği açığa çıkarttığı gibi, ziyanın vazifesi neydi? Karşı açığa çıkarttığı gibi, yedi sıfatı da, sıfatta eşeği açığa çıkarıyor. Yedi duygudan gelen mesajların değerlendirildiği ve münasebet kurulduğu noktadır şuur. Neymiş? Yedi duygudan gelen göz, kulak, burun, dil, el, sayka ve şayka, sevk ve şevk. Yedi tane duygudan gelenle gelenler mesajlarının değerlendirildiği, ondan gelenleri değerlendiriliyor burada ve onunla münasebet kuruluyor. Adeta sıfat-ı subutiyenin, yedi tane sıfat-ı subutiye var ya, ilim, irade, sen, basarın, bizdeki hulasa-i camiasıdır şuur.
bir ders okumuştuk böyle. Bir yerde icmal eder, bir yerde dersi tafsil eder. Tamam mı? Şuur, dima ve vicdanın bütünsel haletinden çıkanın taakkuldeki bütünsel resmidir. Şuur, alim ve hakim ismini tasammun ediyor. Ondan sonra hakikati nedir? Yazalım hemen. Niye demiyorsunuz? Ne ya? Alim ve hakim isimlerini tazamun ediyor. Evet. Tamam mı abi? Ondan sonra ne demiştik? Haricin gelmesinden besleniyor. Suretini kaldırıyor, üstünü açıyor. Açıyor. Hariçten besleniyor. Hariçten gelenler. Tamam mı? Bu kanuniyeti üstünü kaldırıyor. Kendi üstünü, ilk önce kendi üstünü kaldırıyor. Onunla kaldıracak. Tamam. Sonra Alim Hak tazamun ediyor. Kainattan hayat süzülmüş. Hayattan da his süzülmüş. Histen şuur süzülmüş. Şuurdan da akıl süzülmüş. O zaman kanuniyeti nedir? Aklın akıldan süzülmüş. Aklın bir sıfatı demek. Akıldan süzülmüş yani diyelim. Süzülmüş. Yok akıl işte o zaman sıfatı. İşte söyledi oluyor. Aklın o sıfatı. O sıfatının bütünlüğü. Yani ceminin bütünlüğü. Evet. Ceminin bütünlüğü desek daha doğru olur. Süzülmüş. Cem'inin bütünlüğü. Tamam. Ondan sonra şurayı şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yap. Şöyle yap sevgili kardeş. Tamam mı? Bu Kur'an elimde de Kur'an diyelim. Her şeyin şöyle Kur'an diyelim ki Kur'an. Misa. Kur'an. O zaman şunu da böyle yaptık bunda da bu da bunundur. Şimdi esmasını belirledik. Esmasını mahiyetini nereden geliyor? Yani alim ve hakim isimlerinden besleniyor. Esmasını bulduk. Sıfatı mahiyeti ruh olabilir mi? Ruhun zişurdu ya. He zişur. Yani mahiyeti şey kısmı evet. Olabilir mi? Acayip bir şey. Harika. Orada tut. Çok güzel. Tut onu. Çok güzel bir şey dedin. Devam edelim. Akıl eylemdeki hariçteki fiildeki hali şuur. Yani aklın eylemdeki durumu. Akıllı olduğunu nasıl anlayacağız insanın? Eylemde olması lazım. Aklın içsel alem değil. Eylemdeki hali şuur. Anladınız mı bunu? Bunun için 7 sıfat-ı subutiyeyi tazamun etmiş. Şuur, insanın bütün hassalarının birbirine münasebetlerini bilme hali. Bir daha, şuur, insanın bütün hassalarının birbirine münasebetlerini bilme hali. Şuur, ziyaya nispet ediliyor. Şuur, İmanın hakikatini taşıyormuş. Şuur, onun yakınlığının sendeki delillenişiymiş. Yani onun yakınlığı olur ama sende delilleniyor. Sende uyanış hali. Lütfen mahiyetini de şey yapmaya çalışacağız. Ve hissetme, fikretme, mahsetme olarak kendini gösterir şuur. Fikretme, vicdanda, dimağda fikretme, vicdanda hissetme, ruhta mahsetmenin hali. Şuur, mananın ruhu gibidir. Şuur, mananın ruhu gibidir. Enenin farkındalığıdır. Meratibi hayata göre anlama ve anlamlandırma istidadıymış. Anlama hislerle, anlamlandırma ise şuur ile oluyormuş. Anlama, bak çok acayip, hislerle oluyormuş, acayip. İşte bunu
unuttum neydi diye çıkartmaya çalışıyordum. Arkadaşlar, hisler, anlama, şuur, anlamlandırma. Şeyden, İrfan abinin tespitlerinden abi okudunuz. Öyle mi? He, neredeyse eski, dedim ya eski defteri şeyi toplamışız. Senin herhalde şey. Evet, yapmıştım bir şeyler. Evet. Harikasın tabii. Ya Hasan abi, bunu, yarın, boynu da kırılmıyor, öyle kalın ki. Yarım doktorlar için itibat ediyor. Boynu da kırılmıyor, boynu Dedim ya bunu geçmişi tanıdığında, evet, öz olsun ki bir ihatamız olsun. He. Ne vardıysa ama güzeldi, hepsini tanıdım ama hoşuma geleni. Evet. His, içi yapılandırıyor, şuur dışarıyı yapılandırıyor, eylemlerimizi vesaire. Birinci şuur, dimağın yani, bütünlüğünden. Burada itiraz etsem size abi. Yok tabii, memnun olacağım. Akıl abi içeri yapılandırıyor, şuur dışarı yapılandırıyor. Şuurdaki hislerimiz, dışarıdaki hisler, dış alemdeki hisleri şuur tanımlar. İç alemdeki hisleri akıl tanımlar abi. His içeriği tanımlamaz yani. İçeriği tanımlamaz mı? His aradaki münasebeti sağlıyor. Tanımlama kabiliyeti bir iç alemde akılda, dış alemde şuurda. Peki işte, şöyle diyelim. Akıl devre dışı olduğu yerde, ki günahlarda akıl devre dışı olur, o şehvet hislerini ve o günahlardaki aktif olan tanımlıyor ya böyle. Onlar radar gibi neyle görüyor? Abi şöyle, şimdi bizdeki aklın anlamlandırma kabiliyeti var. Onlarda yok. Hariçte akıl var ama anlamlandırma kabiliyeti olmadığı için biz ona akıl demiyoruz. Akıl şu, anlamlandırma kastım şu. Şimdi akıl devre dışı dahi olsa, ki aklı olmayan var. Kafirlerin aklı yoktur. Evet. Ama hisleri vardır. Çünkü evet, kafirlerde zeka var. Kur'an vurguyu zeka yapmaz. Devamlı akla yapar. Ya akılın takılın efele tefekün. Hatta selefi salih uleması akıl ile ahlakı özdeş kullanmış. Beraber kullanmış. Akıl varsa ahlak var, ahlak varsa şey var. Akıl şey yapıyor. Bunu kutsiyet kazandırıyor. Anlamlandırıyor ama ille hak değil, batılı da var. Yani onu görüyor. Anlamlandırmak derken anlam kendinde ortaya çıkıyor. Mesela bir haram görünce ortaya çıkmıyor muyuz? Evet. Bu ortaya çıkan o enerji paketi histir. İşte bu. Bu. Yani bu his. Ha, ama bunu durdurmak veya Allah'a kıyas etmek, Allah ile yorumlamak akılla. Onu demiyoruz. Ortaya içte ortaya çıkan. Hariçte. His, zaten his sistemi kainatı kaplamış bir durumda. Hayvanlar da hisle hareket ediyor. Evet, bizdeki yani, şey. Bizim iş bize geldiği zaman artık onun şeyini, kalitesini hisler akıl seviyesinde çıkartırsan değişik alan. Değişik olur, evet. İşte ben bunu tanımlarken akılla tanımlıyorum abi. Tamam. Yani zeka da olur buna. Yani aklın sureti gibi düşünürsem zekayı abi. Şu. Hariçten böyle oluyor ya. Evet abi. Ha, bu haricin bir şeyi. Biz de uyanıklığı harici içeride tanımlar derken anlamlandırma Allah'a ille vermek değil. Evet. Biz de anlam kazanıyor gibi vesaire şu bu. Bunlar his yapıyor. Bir de şöyle bir örnek vereyim abi. Mesela diyelim ki biz kumanda kullanıyoruz, değil mi? Televizyon kumandası ya da cep telefonla birbirine bağlıyoruz ya. Şimdi ben televizyon kumandasında 5 numaraya bastığım zaman televizyonda 5 çıkıyor. Televizyonun bu 5'i anlayabilmesi için onda bir program olması gerekiyor. İşte o program ismi akıl, kumandadaki program ismi şuur. Aradaki gidiş geliş o sinyal histir. Çok güzel. İşte sistemi his sağlıyor. Evet. Kainatta his örgü bir şekilde. Hani buna işte felsefeciler yok, kelebek etkisi yok bilmem ne falan filan. Bu sistem kainatta cari. Evet. Ama bunu tanımlayabilmek için insanda, yani mükemmelliyeti tanımlayabilmek için de işte akıl. Veya akıl veya zeka. Evet abi. Evet. Tamam. Anlaşabildik mi? Evet, anlaştık. Ortada çıkan şey yani. Evet abi. Ha, onu anlam kazandırmak akıllı olur, ahirete, Allah'ım, zekayla olur, beşeriyete itibar. Evet. Bizde çıkan ya. Şunun cevabı şimdi geldi o zaman. Ne dedik burada bakayım? Ha. Birinci şuur dimağın bütünlüğünden besleniyor. İkinci şuur kalbin bütünlüğünden besleniyor. Çıkıyor.
1, 2, 7'ye de ayırmıştık o zaman. Evet, çünkü küllatta bir ve birinci şuur, ikinci şuur söylüyor ya. Mesela ikinci şuurla birinci şuuru devre dış yapabiliyorsun. Kalp gelince aklı devre dış yapabiliyorsun. Mesela bir misal vereyim. İade çok güçlü olursa ihtiyarı devre dış yapabiliyor. İhtiyarımda vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyor? Şuurla, iradeyle. İrade nedir o? İkinci şuuru doğurdu. Birinci şuuru devre dış yapabiliyor. Mesela bir şey biliyorduk, şuurlanmıştık. Sonra bir derse katıldık, risale okuduk, vazgeçtim diyorsun. Evet. Rehimde vazgeçtim. İkinci şuuru, birinci şuuru devre dış yapıyor. Şuur ile kendini tanımladığı kadar mevcudatı da tanımlar ve anlamlandırır. Bize bir şeyleri kanuniyetten çıkarıp sana mal ediyor şuur. Yani kanuniyeti mevcudatta koyduğu işte. Onunla bir teknoloji yapıyoruz. Radar yapıyoruz mesela. Kartalın gözüne bakarak. O mevcudattaki kanuniyetleri harici fark ediyor. Bize mal ediyor şuur. Bu şuur hem aklı hem de vicdandan neşine malanır çıkar. Kendine anlam yüklemesi nispetinde kıymet alır ki buna da şuur yapar. Bir daha, kendine anlam yüklemesi nispetinde insan kıymet alır, bunu da şuur yapar. Sana tesiri ve iz bırakır şuur. Ama sanki bu akıl yapması lazım. Allah var, akıl daha canı, akıl yapar diye şey yapma. Akıl, 30 küsür tane sıfatı var. Aklın en büyük sıfatı vahye bakıyor. Ben sizden, yani bu dersten önce ben iki tarafı da şuur demiştim o zaman. Siz yani derste akıl ve şuur diye ayırdığınız için ben size akıl ve şuur olarak ayırdım abi. Evet. Sen dedin. Evet, doğru. Allah-u Alem, Allah-u Alem, şuur, his ve akıl, hayat, cemi, aynaya benzer. His, şems-i ezelinin mevcudun temessulatından sende uyanan, sendeki uyandırdıkları. Bir daha, Allahu Alem, kesin değilim ama tıntın bir şeyler var. Nedir o? Şuur, his, şuur ve akıl. Bunlar hayat. Hayatın içinde. Hı hı. Tamam, hayattan çıkılmış ya. Hayat paket gibidir. İçinde ne var? His var, şuur var, akıl var. Ruh yok. Ruh hepsinin müstakil zatı ve müstakil cihatı cevheridir. Hayatın içerisinde ne var? His var, şuur var, akıl var. Bu hayat ayna. Ayna. His ise, yani bunun içerisinde bir his var ya dedik, bir his. Hisi ayırıyorum, oradan çıkarıyorum. Şems-i ezelinin ve mevcudun temessulatından, yani mesela bu hayat aynasında şems-i ezeli tecelli ediyor. Sen de, veya mevcudat geliyor. Temessül ve irtisamla geliyor ya. 18 bin alem geliyor. Şems-i ezeli geliyor. Hayat aynasına vurunca ben de uyana, yani de acayip bir şey yani. Hani artık realite, mahluk yani. Tutulur gibi şeyler oldu bende. Yani güneş burada ama terledim gibi. Bu his. His. Bu his. Şuur ise, bu histi, şuur ise bende uyanan hislerin ve bendeki kazanımların, bende o his uyandı, uyanan hislerim ve hislerimle kazanımlarım olanlarla mevcudatın pencerelerinden bakarak meratibi esmaların cemidir. Uygulayayım. Hayat aynadır. Bu hayat aynasında ne var? His var, şuur var, akıl var. Bunun içinde. Bu hayat mevcudata, 18 bin aleme, vacibül vücudu, şems-i ezeliye ayna olunca bu hayat aynası, ben de tesir alıyorum, ben de uyanıyor. Ben de uyanan bu haletler diyelim, hisler. Bunun adı his. Bu hisi
Ben de bir yapılanma yapıyor. Bir yerleri yapıyor. Bu yapılanmalar, yani olan ortaya çıkanlarla, mevcudatın pencereleriyle vacib-i vücuda bakarak oradaki esmaları, meratib-i esmaların bende vücut bulmasının cemidir şuur. İtiraz etmeden veya bir şey demeden aklı da söyleyeyim. Üç tane his, şuur, akıl. Hayatın içinde ne vardı? En düşük histi. Biraz yukarısı şuur. Biraz da yukarısı akıldır. Şimdi aklı söylüyorum bu makamda. Sonra şey yaparız. Bu his ve şuurun cem edilmesiyle, his ve şuurun ceme getirilmesiyle taakkulun imbiklerinden geçirilerek, taakkulun sisteminden geçirilerek, vahye nispet edilerek, yani o taakkulun imbiklerinde geçince bunu vahye nispet edilerek, vahye bağlayarak verilen cevaplardır. Yani bu his ve şuurla kazanılanla aklı yapılandırıyoruz. Tamam? Yapılandırıyoruz. Yapılandırdıkça gül açılıyor, çanak anten vahye tutuyor. Vahye tutunca, tuttun mu sen? Vahiden gelen cevabın adı da akıl. O kadar akıllısın. Vahyin verdiği cevaptır akıl. Uluhiyeti kendini çekmiyor. Mevcudatın verdiği cevap his veya Şems-Ezeli'nin. Sende yapılananın bütünselliği şuur. Bu his ve şuurun bütünselliğiyle aklı ihya ve inşa etti, ruhlandırdı. Bu aklı yapılandırdı. Ne ile? His ve şuur ile yapılandırdı. Bu sefer gül veya mısır koçanı açıldı. Bu kadar açıldı. Güneşi bu kadar aldı. Bu kadar açıldı, bu kadar aldı. Bu kadar böyle. Vahiy güneşine tuttum. Tuttum. Tamam. Bu benim bu faaliyetime vahinin verdiği cevabın adı akıl. Şeye eylemsel hali ahlak. Huluklar, huylar. Onun için ulema akıl ile ahlakı özdeş kullanmış. Kur'an'da. Şimdi bu noktada delilim nedir? Devam ediyor burada şeye. Diyor ki Allah Allah. Hasan abi özür dilerim. Dur özür dilerim. Yani. Dur. Risale-i Muhammediye ise diyor. Ağzını kapat. şey değil. Şu kainata doğru. Bak. Risale-i Muhammediye ise diyor. Delilimi bak. His, şuur, aklın hulasat-ı hulasasıymış. Risalet. Bak. Risale-i Muhammediye 110 sözlerde his, şuur, aklın hulasatın hulasasıdır. Akıl dahi diyor histen, şuurdan süzülmüş hulasat-ı hulasadır. Akıl vahye bağlılığı nispetinde bizdeki yansımalarına akıl vahye bağlılığı nispetinde bizdeki yansımalarına şuur sana mal olan suretin kanuniyetlere geçip bize mal edendir şuur. Suretten kanuniyete geçmesine mal eden şuur. Bitirmiş şey yapmayın bana. Var olmanın halidir şuur. Toparlarsam şimdilik toparlıyorum diye dedi. Yazıyor toparlarsam diye. İnanıyoruz abi. Niçin? Dur girmeyin diye. Karşının bizdeki tesiri his. Karşının Allah olur, mevcudat olur. Haram olur, helal olur. Bizdeki uyananın adı his. Kaza uyandı. Bu uyananlarla kazanımlarımla esmalarda hakikat meratiplerini açarak bendeki kazanımlarla esmada meratipler, mertebeleri açarak kat etmek olan şuur. Şuur nedir?
esma meratiplerinde kat etme, bunları vahye bağlamında ve usulünde anlamlandırarak farkındalığın meratibi olan akıl. Yani uyandın ama o uyananların neyin nesidir? Vahye bağlayıp vahiy onayladı, tanımladı nispetinde sendeki, yani vahinin verdiği, onayladığı, sendekiler onayladığına akıl. Risalet de bunların cemini kıblesine koymaktır. Hissi, şuuru, aklı kıblesine koymaktır. Nübüvvet değil, risalet bu. Risalet bu üçünü yapılandırıyor. Kutsiyet veriyor, muhatap ediyor seni. Risalet aynı zamanda şuurun şuurudur. Risalet şuurun şuurudur. O esmaların mertebelerini sana tanımlıyor risalet. Bir daha, o esmaların mertebelerini, ha bu budur, bu budur. Bildin bir şeyi. Ama birisi sana demese ki, ha aferin lan buldun lan. Doğru, bu budur, bu da budur. Demedikçe hala onda şüpheci olacaktın. Birisi sana diyecek ki, evet evet, ha bize evet evet, his, şuur, aklın bulduğu doğrudur diyen risalet. Vahye, akla inmesinin, vahyin akla inmesinin hem delili hem de aklın ikal olup, aklın Arapçası ikal, bağ demektir. İkal olup ona bağlanması ile akıl olması ise, aklın olabilmesi ise, tırnak içinde külliyattan aldım, vahyi Kur'an'ı dahi hayattar hakaykının şehadetiyle, hayat-ı kainatın ruhudur, şuur-u kainatın aklıdır diyor. Bu aklı vahiy ile akıl olduğuna delili getirdik. Şuur, akıl ilişkisi neyse, şuur-akıl ilişkisi neyse, hayat-ruh ilişkisi de öyledir. Şunu yazıyorum, şurayı kapatıyorum, şöyle. Bitirince ben size söz vereceğim. Söz. Risalet. Keşke bu da yazsaydı. Aa, yazmaya başladı. Hadi. Risalet. Vahiy. Şuur. Bak. Bakıyor. Devam ediyorum. Risalet şuura, vahiy akla bakıyor. Vahiy, lef-i mahfuzdan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a olan süreç. Şuur karşıyı, karşının örtülerini kaldırıyor. His senin örtülerini kaldırıyor, uyandırıyor. Aktif olan bir öyle tefekkürle veya konsantreyle "Ot!" diye falan yapıyorsun ya. O güç. His senin örtülerini, yani menfi veya müsbet, bir sürü o mesela batıl bir yere gittiğin zaman depreştirir o şeyleri. Bir güzel karı girdikçe diyor, depreştirir hisleri diyor ya. Akıl alettir, bağdır. Ruh hayattan süzülmüş mustaki zati ve ceveridir. Akıl dahi şuurun mustaki zati ve ceveridir. Netice itibariyle ne ile ne olur? Ne ile ne olur? Risalet çıksa kainat vefat edecek. Kur'an gitse kainat divanı olacak. Burada şuuru durdurdum. Evet. Şimdi bu kadar okumalardan ve ekle şunu, bunları dolduracağız. Bakın bu risalet şuura bakıyor. Bu şuurun neye bakar? Buraya risalette olur oraya. Risalet mahiyeti o. Şuurun şuuru dediniz. Şuurun şuuru risalet. Şuraya koyuyorum. Risalet. Ne diyorsun? Uygundur. Risalet. Çünkü risaleti şöyle yazıyorum. Şuurun şuurudur. Diyorsun iç maaşın delildir. Evet. Cumhur'un ama şey yaptı abi. Öyle mi? Elhamdülillah. Şuurun şuurudur. Ondan sonra
şuuru, cemin bütünü, karşının ve kendi ve karşının şeyini kaldırıyor. Şuurun suretine duygu, ben dostlarım öyle yazardım. Çok yedi güzel. Sıfatın, yedi duygunun şey dediğiniz tarif oraya değil mi? Tamam, yedi duygunun, duyguların... Zamanla değişebilir, duygu yazalım. Ceminden... Öyle demiştim. Evet, ceminden... Kendisinde ve haricilerin üstünü açmasıdır. Üstlerini açmasıdır. Virgül kaldırmasıdır. Hakikatin de sanki böyle sadece şu esmadır başka bir boyutu ama şu tanım, şimdi biz suret olarak tanım. Besleniyor diyelim. Kanuniyet tanımı, hakikat tanımı gibi biraz gitti. Alim hakimlerin yerine orada esma ile ilişkisi nasıl şey yapmıştınız? O esmanın hani meratiplerini şuradan çıkıp da o kısım var ya orası... Esmaların alim ve hakim ve diğer esmaların meratiplerinin vahiy onaylayınca, o bizde olanlar çık buydu, bir daha söylüyorum. Esmaların meratiplerini risalet vasıtasıyla vahyin onaylamasında bizde o vücuda çıkan şeydir. Onu yazsam daha iyi olur. Değil mi? Tabii. Sanki tabii. O esma ilişkisi orada. Tamam. Da, şöyle yapayım. O dikkata daha uyuyor. Evet. Uygundur. Yani şimdi şu. Anladım. Çok uygundur. Meratibi esmaların hakikatlarını vahiy Kur'an'la onay insanda vahiy Kur'an'ı ile onaylanıp insanda ki ortaya çıkışı mı diyecek? Vahiy Kur'an ortaya çıkması desek, vahiy Kur'an ortaya çıkması. Vahiy Kur'an onaylıyor. Vahiy Kur'an'la onaylanmaktan İmam-ı Tekviniye'nin Evvel-i Müyeri Tekviniye'deki karşılıklarını bulma şeklinde de söyleyebiliriz abi. Ama şimdi, da esma ile ilişkisini ifade edecektik yani. Bak, meratibi esmaların... Ayat-ı Tekviniye. Yazdınız. Meratibi esmaların hakikatlarının... Ben buldum ama kim diyecek? Vahiy Kur'an'ı onaylayıp insanda ortaya çıkan haldir. Tamam, muhtemelen. İnsanda ortaya çıkandır, haldir. İnsanda ortaya... O silini onu alta kaydırız abi. Ortaya çıkanlar çoğu. Bu da Risaletini demiştik. Şuurun. Risalet. Parantez içine. Şuurun. O zaman şuur istidat mı oluyor? Sonra konuşacağız. Hemen hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şey nefes alacağız. Tamam abi. Zaten şunu... Bunu bittik, bir dersi bitireceğiz. Tamam. Şuur olarak. Şimdi meratibi hayatın daha mukaddemesi bu. Şuur, bu formül bulundu mu diğeri kolay. Yeniden söylüyoruz. Yedi duyguların göz, kulak vesaire ceminden, kendisinde ve haricilerin o duygularda kendisinde ve haricilerin üstlerini açması, kaldırmasıdır. Yedi tane duygu. Sonra kanuniyeti akıldan süzülmüş cemin bütünlüğüdür. Hakikati ise meratibi esmaların hakikatlarını kim söyleyecek sana? Vahiy. Vahiy Kur'an'ı onaylayıp insanda ortaya çıkanlar, o zaman hakikatlar yani.
Mesela şimdi o çıkanların yanına bence gene alim hakimi parantez içinde de yazabiliriz. Tamam. Hakim esma gibi değil mi? Alim hakim, mazar olmak gibi. De dursun gene. Alim, dikkatini çeken olur. Hakim esmaları gibi. Hı-hı. Hakim bunlar hakim esma gibi sanki. Ben öyle bu işte. Ben yazdığıyla okuduğum bir değil, değil mi? Alim ve hakim isimleri azami derece mazariyet kesbediyor. Hı hı. Alim ve ism azamı bu. Hı hı. Kıblesi bu yani. Evet, meratibi esmadaki mertebelerle besleniyor, Kur'an onaylıyor ama bu alim ve hakim isimlerinden besleniyor. Hı. O zaman esmalar gibi demeyin ona. Ne dediniz? Esmalarından besleniyor. Veya azami derecede mazhar oluyor. İsmi azamı. Alim ve hakim isimleri gölgesindeler diyor. Yok. Azami derecede mazhar oluyor. Alim ve hakim isimlerine azami derecede de mazhar oluyor. Şurada. Tamam. Şurayı da şey yapayım. Tamam. Ondan sonra bunu yaptık mı? Bir daha açıyorum, bitiriyorum. Şuur hepsini cem etti böylelikle. Yani konuştuğumuz var, yok buydu falan. Sebebi bunu bulamayışımızdandı. 7 tane duygu var. Göz, kulak, burun, dil, dokunma, sayka ve şayka, sevk ve şevk, 7. 7 duyguların ceminden kendisinde onlar, kendisinde ve hariçte üstlerini, kendi iç üstünü ve haricin üstünü açmasıyla, kaldırmasıyla ortaya çıkan suret bu. Akıldan süzülmüş cemin bütünlüğüdür. Onu da cem ettik. Hani dedik ya, şudur, nereden bakarsak oynuyor ama burada avlandı. Formüle girdi. Hani aklın bütünlüğü. Hakikati ise meratibi esmaların, her bir esmanın mertebesi var. Bir de esmaların meratipleri var. Meratibi esmalarına hakikat diyoruz. O hakikatleri vahiy Kur'an'ı onaylıyor bize. Akıl vasıtasıyla bunu onaylıyor, doğru dursun diyor. İnsanda ortaya çıkanlar, o zaman nedir? Alim ve hakim isimlerine azami derecede ayna oluyor. Mahiyeti ise risalete bakıyor. Vahiy Kur'an'da oraya bakıyor ya. Nedir o? Risalet. Risalet şuurumuzun şuurudur, kıblesidir. Evet. Burada kesiyoruz. Bahir'de vahu men elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavat. Yani bu derste hayat tabaka insani çıkarsa neyi takip ediliyor? Bu derste takip ettiğimiz hedef şu. Yani bu hayat tabaka insani çıkarsa insanın bir enesi var. Melekut tarafı, mülk tarafı, enaniyet tarafı. İnsanın 18 bin aleme, bu hayat tabaka insanı çıkarsa o 18 bin alem iade-i ziyaret ediyor ya, o zaman insanın enaniyeti, bu gurur kibir manasının lügat manası değil, enaniyetin yani içerisi, enaniyet nedir? İnsanın 18 bin aleme ruzdan olması, insanın 18 bin aleme hassasiyeti bulunması, ona 18 bin alemin mizanı olması, 18 bin alemin nümenesi olması, 18 bin alemin aleti olması, 18 bin alemin feriste olması, 18 bin alemin mikyası olması, ortaya çıkması takip ediliyor. En son şuur nereye vardık? Şuur şu. Sureti 7 duyguların ceminden kendisinde ve mevcudatta 18 bin alemden ve şu alem-i şehadetten 7 duygular var ya, göz, kulak, burun, dil, ne dedik, göz, kulak, burun, dil, dokunma, sayka ve şayka, sevk ve şevk, 7. O duyguların
o yedi tane duyguların ceminden, bütünselliğinden, kendisinden uyanan veya hariçten gelenlerle insanın üstünü ve birbirlerinde olan perdelerini kaldırması, kendini bu hale gelmesi için bu perdeler, birbirinin üstüne giydirilmiş alemler, yüldü öncesi kaldırılması. Kanuniyeti ise aklın 30 küsur tane sıfatı var. Onlardan bir tanesi şuurdur. Aklın ceminin bütünlüğünden beslenip ve süzülmüş aklın 33 tane mertebesinin bütünselliğinden ve bütünselliğinden süzülmüş aklın bir sıfatıdır. Şuur. Hakikati ise, hakikati nedir? Hakaik eşya-i sabitun esma. Meratibi esmaların, her bir esmanın nihayetsiz mertebesi var ve esmaların, her esmanın meratipleri var. O meratiplerinin bizdeki adı hakikat. Meratibi esmaların hakikatlarının vahiy Kur'an'ı ışığıyla bizde onaylanmış. Tamam, odur. Vahiy Kur'an'ı ışığıyla, yani vahiy Kur'an'ı bizdeki uyananı, tamam, onaylayıp insanda ortaya çıkandır hakikat. Bu hakikat ehli hakikattır denilen o. Peki hangi isme mazhar oluyor şuur? Hakim ve Alim ismine azami derecede mazhardır. Mahiyeti ise, yani kaynağı nedir? Risalete bakar, şuurumuzun şuurudur. Risalet. Şuurumuzun şuurudur. Tamam. Mesele hulasalandı. Budur. Tekrar El-Fatiha. Ben geçeyim.